Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendin Bilme programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda bugün birçok farklı başlıktan bahsetmeye çalışacağız. Aileden bahsedeceğiz tabii ki. Aile hayatına dair bahsederken sosyal ilişkilerimizden, mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün tam da hayatın içinden konuları ele almaya çalışacağız. Çok değerli iki konuğum bizlerle. Aile danışmanı yazar Nadir Çomak. Nadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve akademisyen Zülfikar Özcan. Zülfikar Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün tam da hayatın içinden meseleler konuşacağız dedik ama bizim son zamanlarda artık hayatımızın tam da ortasında bulunan meselelerden birisi çok acı bir hadise. Savaş deniyor ama bu adeta bir soykırım. Ve maalesef bu acı deneyimi, bu acı tecrübeyi bizler de uzaktan şahit olanlar olarak yaşıyoruz. Ben programın başında bugün aileden bahsedeceğiz, çocuklardan bahsedeceğiz dedik ama bu gerçeği de görmezden gelerek bir konu konuşalım istemiyorum. Dolayısıyla bu kısmıyla da başlayalım istiyorum sizlerin de müsaadenizle. Bizim artık hangi konudan bahsedersek bahsedelim. Gönlümüzün bir tarafı Gazze ile beraber, Filistin'le beraber. Dolayısıyla bunun için birkaç cümle bizim de dilimizin döndüğünce sarf etmemiz yerinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Çocuklar diyoruz ve binlerce çocuğun ölümüyle karşı karşıyayız. Siz neler düşünürsünüz, neler hissediyorsunuz? Sizin için bu olayın gidişatı nasıl oluyor? Kendi uzmanlık alanlarınız dolayısıyla da bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nadir Bey sizlerle başlayalım. Teşekkür ediyorum Nihan Hanım bu nazik davetiniz için. Dün Necip Fazıl Kısaküre'nin oğlu vefat etti, Mehmet. Zindandan Mehmet'e mektup. Şiirindeki Mehmet ve kendisine rahmet diliyorum Allah'tan. Bu vesileyle Necip Fazıl Kısaküre'nin merhumun bir şiiri aklıma geldi bu hadiselerden sonra. Gazze'de yüreğimizi parçalayan, vicdanları sızlatan bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlık tarihinde böyle bir vahşet ve katliam görülmemiş. Adeta bir soykırım yaşanıyor. Ben bu hadiseleri düşündükçe bu katliamı, bu zulümleri, bu vahşeti, ailelerin parçalanmasını, çocukların katledilmesini, hastanelerin, camilerin bombalanmasını gördükçe artık kim olduğumu, mesleğimin ne olduğunu, ne iş yaptığımı sorgularken Necip Fazıl'ın bir şiiri aklıma geldi benim. Ben artık ne şairim ne fıkra muhariri. Yalnızca beyni zong zong zonglayanlardan biri. Bu katliamı, bu soykırımı kınamak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak yeter. Empati kurmak yeter. Vicdan sahibi olmak yeter. Vicdanlarımız kanıyor. İnsanlar dar bir alana sıkıştırılmış. Savunmasız bu insanlar vahşice katlediliyor. Vicdanlarımız gerçekten kanıyor ve ızdırap içerisindeyiz. Annelerin, babaların insanlık dramı olarak bu olaya duyarlı olmasını, insan olarak empati kurmasını ben arzu ediyorum. Evet, evet. Zülfikar Hocam buyurun. Evet, yani acımız büyük. Nihan Hanım burada gerçekten bir savaş suçu işleniyor. Evrensel hukuka göre bu savaş suçu. Binlerce yılda kazandığımız kazanımlar yok ediliyor. Hı hı. Çocukların öldürülmesi, silahsız insanların, kadınların katledilmesi, ibadethanelerin yıkılması, savaş suçu ve insanlık suçu. Ya burada benim en çok dikkatimi çeken de kendilerini büyük devletler olarak bize lanse eden, okullardan beri öğrendiğimiz bir takım insanların bu katliamları görmezlikten gelmesi, evet. Hatta yalan söylemeye kadar giden durumlar var. Yani bir hastane bombalanıyor, 500 kişi ölüyor. Bombalanmadan önce hastaneyi bombalayacağız diyorlar ve daha sonra bombalar yağmaya başlıyor. Ve bunu büyük devletler, yani ismini vermeye bile onların başkanları, yani ismini vermeye bile şu anda gerek duymuyorum. Bunu İsrail yaptı diyebiliyor. Yani gözümüzün içine baka baka yalan söyleniyor. Ve hiç mi vicdan yok sizde diyorsunuz. Yani bırakın Müslüman, İslam olmasın. Yani insanın doğuştan kazandığı bir vicdan var insanın içinde. Yani Allah tarafından verilen bu bastırılıyor. Yani İsrail'in yaptığı inkar ediliyor. Evet. İnkar ediliyor
savaş suçu işleniyor ve ben bir hukukçu olarak inanıyorum ki bunları yapanlar bir gün yargılanacak. Uluslararası hukukta, evrensel hukuka göre yargılanacak ve cezasını görecekler. Çünkü örnekleri çok tarihte bunların. Bunlar da cezasız kalmayacak. Ama yüreğimiz yanıyor gerçekten. Çok acı bir durum yani şu günlerde. Bu bakımdan bu konuyu daha geniş olarak hukuki çerçevede inceleyebiliriz. Ama şimdilik isterseniz böyle bağlayalım konuyu. Evet. Biz burada aileden bahsediyoruz, aile hayatından bahsetmeye çalışıyoruz. Kendi yaşantılarımıza bakmaya çalışıyoruz. Sizin de değindiğiniz gibi işin biraz daha siyasi, politik ve hukuksal açıdan kısmını ele alan farklı programlar var elbette. Tarihsel sürecinden bahseden programlarımız var. VAV TV'de de bunun özelinde pek çok program yapılmaya devam ediyor bu süreçten beri. Ama biz biraz olsun bizim duygularımıza hitap eden kısmını da burada dillendirelim istedik. Hiç yokmuş gibi programa da başlayamadık. Hiçbir şey olmamış. Evet, ne olursa olsun bizler de bir insanız, ne kadar bu işi yapmaya devam edersek edelim. Bizim de hayatımızın bir parçası bu ve 3 günlük milli yas ilan edilmiş durumdaydı. Yani hiçbirimiz bunu gözden görmezden gelemiyoruz. Dolayısıyla çok teşekkür ederim sizlere de bu vesileyle, sizler de aklınızdakileri, zihninizdekileri bizimle paylaştınız, gönlünüzdekileri bizimle paylaştınız. Eminim izleyicilerimiz de aynı hisleri taşıyorlar. Ben her programın başında bunu belirtmeyi önemsiyorum. Çünkü biz aynı paydanın içindeyiz, aynı duyguların içindeyiz. Evet. Aynı şeyleri yaşıyoruz, beraberiz. Bunu tekrar tekrar hatırlatmayı da kıymetli buluyorum. Şimdi bugün aileden bahsedeceğiz dedik. Önümde kitaplarınız var. Yer yer her birinden de bahsetmeye çalışacağım. Çok güzel çalışmalarınız var. Ama öncelikli olarak bir Öğrenen Aile kitabınız var hocam. Dikkatimi çekiyor. Öğrenen Aile başlığı ilgi çekici açıkçası. Evet. Neyi kastediyorsunuz Öğrenen Aile diyerek? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir isim gerçekten. Benim 2000'li yıllardan beri üzerinde çalıştığım öğrenen organizasyonlar konusundan modellediğim bir isim. Learning Organization dediğimiz öğrenen organizasyonlar. Fiziğin iki nolu termodinamik kuralından kaynaklanan öğrenen organizasyonun altyapısını keşfettim. Termodinamiğin iki nolu kuralına göre enerji almayan her şey ölmeye ve çürümeye mahkumdur. Enerji almak dünyanın da hayatta kalması için, dünyanın da ağaçların da canlıların da insanların da hayatiyetini devam ettirmesi için son derece önemlidir. Dünyada enerjiyi sağlayan güneştir. Güneşten enerji alan bitkiler ve canlılar hayatiyetini, canlılığını devam ettirir. Benim öğrenen organizasyonu, işletmedeki öğrenen organizasyon kavramını, entropi kavramını, sosyal entropiye, psikolojik entropiye uyarladım. Geçen Nevzat Tarhan hocamla bir vesileyle karşılaştığımızda entropinin öğrenen organizasyonların psikolojiye uyarlanmasından bahsetmişti. Ben de Öğrenme Gücü isimli kitabımı hocama göstererek 2000'li yıllarda bunu yazdığımı gösterdim. Hayret etmişti, şaşırmıştı. Yani bitkiler enerji almazsa çürüyorsa, insan beslenmediği zaman ölüyorsa, hayatta kalamıyorsa, bizim temel yaklaşım olarak beynimizin de enerji alması lazım. Beynimizin enerjisi, evet, glikozla beynimiz besleniyor fiziksel anlamda. Fakat bir de bilgi lazım. Bilgi olmadığı zaman beynimizin fonksiyonlarını yerine getirmesi mümkün değil. Yani bilgisayar hangi unsurlardan meydana geliyor? Donanım, software, yazılım ve humanware, insan. Yani bir donanım lazım. Biz donanım bizim vücudumuz. Yazılım lazım. Yazılımda bilgiler ve onu işletecek bir insan lazım. Dolayısıyla öğrenen insan olmak felsefesinden yola çıkıyoruz. Bozulmamak için, çözülmemek için, cehalete gitmemek için, eskimemek için öğrenmemiz gerekiyor. İnsan öğrendiği zaman gençleşiyor, tazeleniyor ve yenileniyor. Ailelerde de bir öğrenme iklimi, öğrenme kültürü oluşturmamızdan hareketle öğrenen aile modelini geliştirdik. Ailenin bir öğrenme ortamı
haline çevrilmesi, bir öğrenme iklimi oluşturulması, annelerin, annenin, babanın çocuklarla birlikte adeta bir okul gibi, okul derken duvarlı okul değil, zenginleştirilmiş öğrenme materyalleriyle, yani interneti de kullanarak, müzeleri de kullanarak ve her türlü öğrenme fırsatını kullanarak öğrenmesi. Virginia Satir'in ifadesiyle çocuklar 2 yaşına kadar 5 milyardan fazla görüntüyü ve sesi kaydediyor. Çok önemli. 5 milyardan fazla. Evet. Peki bir öğrenen ailede anneyi ve babayı nasıl modelliyor çocuklar? Siz psikolog olarak bunu biliyorsunuz. Evet. Geçen yolda gidiyorum. Bir baba gördüm yürüyerek. Elini cebine sokmuş. Yürüyor. Çocuğu da 5 yaşlarında, o da ellerini cebine sokmuş ve babası gibi yürüyor. Biz eğitimciler olarak çocuğa bakınca, babasına bakınca, annesine bakınca çocuğunu görürüz. Çünkü modelliyor. Evet. Çünkü annesinin yüz ifadesini, babasının yürüyüşünü, hareketlerini. O halde aile öğrenen aileler olmalı. Evet. Biz öğrenen ailelerle haksızlıkları, insan hakları, ihlallerini, zulümleri, yanlışlıkları biz ancak öğrenen ailelerle iyi, doğru ve evrensel doğruları öğreterek engelleyebiliriz. Evet. İşte öğrenen aile bu konsepti işliyor. Evet. Kısa kesiyorum. Evet, bahsedeceğiz, detaylandıracağız. Öğrenmeye açık olmak kişinin. Evet. Kendini bilmek diyoruz biz bu programın, evet, ismine. Kendini bilmeye, yani kendiyle alakalı, evet, öğrenmeye de açık olması. Başlıklarınız, evet, arasında da var kişinin kendini, evet, tanımasıyla alakalı. Evet, evet. Neticede önce kendimizi tanıyacağız. Yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, yapamadıklarımızı belki de keşfettikten sonra, evet, karşımızdakine de o nazardan belki de bakmaya çalışacağız. Aile hayatında da tabii ki birbirimizi tanımaya ve bu ailenin daha iyiye gitmesi için neler yapabiliriz, bunu öğrenmeye gönüllü olacağız bir tarafıyla. Bunun için çok kıymetli paylaşımlar var. Biz yayınlar yapıyoruz. Sizler gibi uzmanların kitapları var. Yeter ki biraz gönüllü olalım. Ben her zaman vurgularım. Gönüllülük meselesine, evet, dayanır, harika, insanın kendini geliştirmesi. Evet. Önce gönüllü olacağız, ardından çabalayacağız. Kaldı ki izleyicilerimizden çok mutlu oluyorum. Çok güzel geri dönüşlerimiz oluyor. Sizin programınızı seyrettikten sonra bunları yapmaya başladık. Farklılıklar görmeye başladık. Geri bildirimleri, paylaşımları bizi çok mutlu ediyor. Ve ben hemen izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Bugün sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ailenin, öğrenen aileden bahsettik. Hemen Zülfikar Hocam'ın kitabı da bir yandan gözüme çarpıyor. Mutluluktan da bahsedeceğiz. Onunla da ele alacağım. Ama Sosyal İlişkilerin İyileştirici Gücü adında da bir kitabınız var. Tabii ki sosyal ilişkilerin bir tarafı aileye dayanıyor. Başka ilişkilerimiz de var. Ve özellikle de mutlulukla da bağlantılı doğrudan. Aile içinde nasıl bir iklim varsa, nasıl bir sosyal ilişki, nasıl bir anlayış varsa çocuk da bu iklimin içinde yetişiyor. Biz de buna dayalı sosyal ilişkiler geliştiriyoruz. Başkalarıyla olan ilişkilerimiz, sonrasında yaşanan insanlık dramına karşı nasıl bir bakış açısı, evet, elde edeceğimiz, evet, işte o aile içindeki tohumlarla beraber şekilleniyor. Hocam, hı, siz neler eklersiniz? Evet, teşekkür ediyorum Yana Hanım. Şimdi programın ismi kendini bilmek veya kendini tanımak. Harika bir program. Gerçekten, evet, harika bir isim. Bir arkadaşımızın, Profesör Sırrı Hocam'ın kitabının ismi de bu. Onun da aynı isimde bir kitap yazdım. Şimdi kendini bilmek veya kendini tanımak iki anlamda var. Bir, kendini tanımak ve dünyayı tanımak. İlk önce şuradan girmek lazım. İnsan olarak bizim bu dünyadaki amacımız nedir? Neden bu dünyaya biz geldik? Hayatın amacı nedir? Hayatın anlamı nedir? Şimdi bu sorulara cevap aradığımız zaman işte kendini bilmek geliyor. Yunus Emre'nin binlerce yıl önceden söylediği kendini bil öğüdü. Kendini bilen insan sağlıklı oluyor. Yani bir insanın sağlıklı olduğunda iç ölçüsü var. Bir, kendisiyle barışık olması. Kendinin duygu ve düşüncelerini benimsemesi, kendisiyle barışık olması. İkincisi, toplumla barışık olması. Kişinin kendisiyle barışık olması psikolojinin daha çok konusu. Ama toplumla barışık olması da sosyolojinin konusu. Sağlığın tanımında da zaten şöyle Dünya Sağlık Örgütü tanımlıyor. Diyor ki sağlık hasta veya sakat olmama hali değil yalnızca. İnsanın ruhsal, bedensel ve sosyal yönlerden tam bir
iyilik halinde olmasıdır. Bu bakımdan bu konu çok eksik kaldı. Bu sosyal yönlerden iyilik evet. hali. Ya, psikologlar var, psikolojiyle ilgileniyor. Tıp doktorları beden sağlığıyla ilgileniyor. Evet. Ama sosyal yönlerden iyilik hali kısmı biraz eksik kalıyor gibi geldi bana. İşte onun için bu sosyal ilişkilerin iyileştirici gücünü hazırladım. Şimdi bir insanın bu dünyadaki amacı nedir dediğimiz zaman insan diğer insanlara ulaşmadan mutlu olması mümkün değil. Yani biz insanların dokunuşuna, gülüşüne, bakışına, sözlerine ihtiyacımız evet. var. Çünkü her şeyden önce insan sosyal bir varlıktır. Ve bu yönümüz günümüzde biraz ihmal ediliyor gibi geliyor bana Nihan Hanım. Evet. Aile içi sohbetlerimiz çok azaldı. Yani şimdi en önemli grup da sosyal, en küçük sosyal birim de ailedir. Ama ailede sohbet çok azaldı. Artık kimi misafir olsanız bakıyorsunuz çocuklar bir tarafta bilgisayarın başında veya internetin başında ama konuşma yok. Evet. Şimdi bizim sağlıklı bir aile kurmamız, onu geliştirebilmemiz, güçlü çocuklar yetiştirebilmemiz için bu sohbetlere evet. çok büyük ihtiyacımız var. Bu da en önemli sohbet de aile içerisinde evet. başlıyor. Yani orada o aile içi sohbetlerde merak uyandırmak, soru sormak, çocukların sohbete katılması, konuşması bunlar çok çok önemli. Ama bunlar bugün ihmal ediliyor. Evet. Yani bir insanın ne kadar var olduğunu o sohbetlerinden anlaşabiliyoruz. Evet. Yani çocuklarımıza baktığımızda pek çok çocuk gözleri donuk. Bazılarının da gözleri böyle ışıl ışıl canlı. İşte o gözleri ışıl ışıl canlı olan çocuklar sağlıklı ailelerde yetişen çocuklar. Evet. Sağlıklı ailelerde büyüyen çocuklar. O çocukların anne babası hayatın amacını biliyor. Evet. Hayatına bir anlam vermiş ve o çocukları da o anlam çerçevesinde değerlendiriyor. Ve çocuğun kendi potansiyelini ortaya koymak için elinden geleni yapıyor. Yani günümüzde yine bir bakıyoruz işte aileler çocuklarını okutmak için büyük masraflara katılıyorlar. Evet, özel üniversiteler, özel okullar. Fakat bu arada çocuğun mutlu olması için, çocuğun potansiyelinin ortaya serebilmesi için, konuşabilmesi için, sohbet ortamlarına katılıp özellikle duygusal zekasını evet. geliştirmesi için eksik kaldığı kanaatindeyim. Evet. Gerçi son zamanlarda bu tür çalışmalar da var. Bunları ciddiye alıyoruz. Biz Nadir Bey'le konular saatlerce tartışıyoruz, konuşuruz. Türkiye'de böyle bir sıkıntı var, bir eksiklik var. İşte onun içinde mutluluk konusunu ele alıyoruz. Yani evet. Buna mutluluk konusuna neden bu kadar önem veriyoruz? Mutluluk şeyinde dünyada çok gerideyiz. Yani bir numaralı şurada çıkardım şeyini. Hı hı. Hep Finlandiya birinci sırada. Evet. Nadir Bey orayı ziyaret etmiş. Yeni orada bizim. Evet orada. Çocuklar orada yaşıyor. Çocuklarım gidip geliyoruz sürekli. Evet. Mutlular mı? Harika geldi. Çok yaz boyunca oradaydı yani, şeyden çok, çok mutlular. Sadece belli başta her zaman duyduğumuz klişe bir cümle değil gerçekten. Kesinlikle siz de değil. Şahit oluyorsunuz çocuklarınız yani vesilesiyle. Yani bir ay kaldım yazın hiçbir hı-hı. tartışma görmedim ya. Hiçbir bağırma, çağırma, kavga, gürültü otobüslerde hiçbir tartışma görmedim. Hiçbir polis siren sesi duymadım. Nadir Bey, evet. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu yayınlıyor. Hı hı. Şimdi 2001 yılında bu Dünya Mutluluk Raporu'nda 149 ülkenin yer aldığı listede Finlandiya birinci sıradaydı. Geçen yıl, yani 2020 oluyor 2021'e göre 93. sırada olan Türkiye 104. sıraya geriledi. Hı hı. Haberlerden rapor göre en mutsuz ülkede Afganistan oldu. Yani hı hı. şimdi biz bir Müslüman ülkeler olarak bu bize yakışmıyor. Evet. Yani mutsuz insanın verimi devamlı düşüktür. İtibarı azdır. Mutsuz insan hayatında kendisini verilen yetenekleri gerçekleştiremez. Sağlığı yerinde olmaz.
yüzü az önce dediğimiz gibi asık bir yüz vardır, donuktur ve insanlara sıkıntı verir. Bu bakımdan bu konuyu çok iyi incelememiz lazım. Bu şey mutlulukta öğrenilen bir alışkanlık aslında. Yani isteyen mutluluğu öğrenebilir. Tercih edebilir. Tercih edebilir, bir tercih meselesi. Ama insanlarla konuşuyorsunuz, yani bu çok lüks, lüzumsuz bir şey olarak anlıyor. Evet. Geçen gün Marmaray'dan geçiyorum, böyle ters istikamette yüzlere baktım, insanların yüzlerine. Gerçekten yüzler beton gibi donuk, üzgün, bıkkın, işten geliyorlar, yorgun. Yani bir mutsuzluktur, aldı başını gidiyor. İşte bu konuda da tabii ki söyleyecek sözlerimiz evet. oluyor. Araştırmamız evet. lazım, yazmamız lazım, konuşmamız lazım. Televizyon programları yapmamız evet. gerekiyor. Birazcık gayret etmemiz lazım. Evet. Bizim bu bir tercih, bu öğrenilebilir bir şey diyoruz. Yani doğuştan bazıları daha mutlu, bazıları da daha mutsuz doğuyor. Yapacak da bir şey yok artık bu hayatı. Onlar da mutsuz yaşasın evet. gibi bir şey değil bu. Öğrenilen bir tarafı var diyoruz. Ya da neyin içindeysek, o durumun içinde hangi tarafta kalmayı, huzursuz mu hissedeceğiz, mutlu mu hissedeceğiz? Bununla alakalı yapabileceğimiz bir şey var. Bir de bence birazcık hocam mutsuzlukla alakalı bu kadar artışın olmasının çok güzel nedenlerinden de bahsettiniz. Duygusal zeka ile alakalı artık çocuklarda biraz daha donuk gözler görüyoruz. Tabii burada telefon kullanımının çok doğrudan etkisi var. Bir yandan değişen aile yapısından da bahsettiniz. Bir yandan da hayata yüklediğimiz anlamlar ve beklentilerimizle evet. de çok paralel. Çünkü mutluluk lüks bir şey zannediliyor dediniz. Bizim belli algılarımız oluyor. Yani şuna sahip olursam mutlu olacağım. Şu evde oturursam mutlu şartlı olacağım. Mutluluk. Evet, şartlı mutluluklar. Finlandiya'dan da bahsetmişken sizin de madem böyle bir tecrübeniz var hocam sormak istiyorum. Şimdi oradaki insanlar çok lüks eşyalara sahip olduğu için mi mutlu? Çok lüks içinde yaşadığı için mi kavga etmiyorlar? Yoksa sizce onlar mutluluğu tercih mi ediyor? Nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Benim gözlemlerime göre refah seviyesi yüksek öncelikle. Onu söyleyebiliriz. Bu, refah bu gerçek, seviyesi yüksek. Tabii ki bir evet. yandan gerçekleri de yatsımamak gerekiyor. Elbette belli başlı ihtiyaçların öncelikli karşılanmış olması kişinin hayatı daha rahat geçirmesini sağlayabilir. Çok ütopik bir şeyden de bahsetmeyelim. Elbette kişinin hayatında temel bir zorluk varken o dönem mutsuz olabilir. Ama o işin biraz daha elbette ki diğer kısmı. Fakat asıl dikkatimi çeken gelir seviyesi düşük olanlar da mutlu. Yani bizde de zengin olanlar da mutlu olmayabilir. Evet. Zenginleştikçe stres artabilir. Bunu ben şu şekilde gözlemledim. Meşguliyet pedagojisi dediğimiz bir yaklaşım var. Sürekli meşguller. Boşluk yok. Yani sürekli yaşam boyu eğitim, yaşam boyu öğrenme ve sürekli meşgul olma. Çocukları meşgul, kendileri meşgul. Sporla, etkinliklerle sürekli meşgul olan, sürekli çalışan, sürekli etkinliklerde ve STK'lara üye olmakta. Yani sosyal sorumluluk projelerine katılma oranları çok yüksek. Sosyalleşme diyor ya sayın değerli hocam. Çok güzel bir kitaptır. Çok bir çırpıda okudum ben o hocamın kitabını. Sosyalleşme, sosyal sorumluluk projelerine katılma. Ailenin en önemli fonksiyonlarından birisi de sosyalleşmedir. Okulun en önemli fonksiyonlarından birisi sosyalleşmedir. Çocuğu hayata hazırlamaktır. Biz 4 çocuk yetiştirdik ailece, sevgili eşimle birlikte. Mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz çocuklarımızla birlikte. İkisini evlendirdik. İkisi yanımızda şu anda. Biz bu süreçte yani 30 yılı aşan bu evlilik hayatımızda her kahvaltıyı ve her akşam yemeğini bir toplantı, aile toplantısı olarak kabul ettik. Özel bir aile toplantısı yapmadık yani. Yani mümkünse kahvaltıyı ve yemeği birlikte yemeye çalıştık ve o gün spontan konuşmalar, sorgu sorar gibi değil. Söyle bakalım bugün ne yaptın, bugün nereye gittin, kiminle konuştun? Hayır. Merhaba, hoş geldiniz çocuklar, bugün nasıl geçti bakalım. Bugün hangi güzelliği keşfettiniz? Ben önlerinden konuşuyorum diyorum. Bugün hangi güzel olayı keşfettiniz? Bugün iyilik yapan var mı? Bugün önemli bir zorluğu aşan var mı? Bir sorun çözen var mı? Hemen dökülmeye başlıyorlar tak tak tak.
anlatıyorlar. Artık alışkanlık olduğu için işte ben bugün bir arkadaşımla şöyle bir zorluk yaşadım, şunu çözdüm. Bir ihtiyarı karşıdan karşıya geçirirken ona yardımcı oldum. İşte hemen sorunları söylemeye başlıyor. Aslında biz şunu yapıyoruz. Öğrenen ailedeki, öğrenen organizasyonlardaki hata düzeltme sürecini yapıyoruz. Bakalım hangi yanlış var ve onun yerine ne koyabiliriz? Yani bir hata varsa tartışıyoruz. Diyoruz ki onun yerine ne koyabilirdik? Nasıl daha iyi yapabilirdik? Nasıl daha güzel yapabilirdik? Ve nasıl daha iyi öğrenebilirim? Finliler diyor ki gördüm, duydum, yaptım. Daha iyisini nasıl yapabilirim? Eğitim felsefesinin temeli bu. Japonlar ne diyor? Kaizen modeli. Yani bugün bu ürünü harika yaptınız, bir işi harika yaptınız. Yarın daha iyi nasıl yapabilirim? Bir adım kaliteyi nasıl iyileştirebilirim? TKY'de, yani toplam kalite yönetiminde de aynı. Evet. Peki bizde bu nasıl? İki günü birbirine denk geçen zarardadır. Bizim de mükemmelleşmemiz gerekiyor. Son zamanlarda okuduğum bir kitap var. Black Box Thinking. Türkçe'ye de çevrildi. Harika bir kitap. Tavsiye ederim. Kara kutu modelinde düşünme. Kara kutu düşürme teknikleri, yani black box thinking, kara kutu düşürme tekniği Türkçe'ye de çevrilmiş. Şimdi bu kitabın felsefesini öğrenen organizasyonlardaki, öğrenen ailedeki, öğrenen öğretmendeki, öğrenen toplumdaki hatalarımızdan öğrenme modeli. Hatalarımızdan nasıl öğrenebiliriz? Yaptığımız yanlışlıklardan nasıl öğrenebiliriz? Peki bu kitap neden kara kutu düşürme teknikleri olarak çıkmış? Çünkü doktor yanlış damarı kestiği zaman, hasta öldüğü zaman genelde hatasını itiraf etmiyor. Neden? Yaptırımlar olduğu için. Hatalar gizleniyor. Hatasını itiraf etmek çok zor insanlar için. Yani ben ölümcül bir kazaya sebebiyet verdim. Gidip çok erdemli insanlar, öyle olması gerekiyor. Yani bir kazaya sebebiyet verdiyseniz telefonunuzu yazmanız gerekiyor. Polise gidip itiraf etmeniz gerekiyor bir kaza varsa. Doğrusu bu. Bir yanlışa sebebiyet verdim. Peki bu modeli nereden bulmuşlar? Kara kutuları dinlediklerinde, kara kutu hatalardan öğrenerek kalite artırma modelidir. Uçaklardaki kara kutu. Uzak Doğu ülkelerinden çok nezaketli, güler yüzlü bir ülkenin pilotlarının konuşmasını görmüşler. Hocam, bu sizin için de çok ilginç bir anekdot olacak. Bu kitabı hediye edebilirim size inşallah. Yardımcı pilot, kaptan pilota diyor ki, efendim ufuk çizgisinden 10 derece doğru aşağıya gidiyoruz. Muhtemelen düşeceğiz diyor. Nezaketli bir şekilde. Yani kaptan da farklı bir milletten olduğu için oradaki panik anını anlamadığı için uçak düşüyor. Yüzlerce kişi ölüyor. Nezaketle konuşuyor. Hiç panik yapmıyor. Oradan modellemeyi, oradaki teknik dili değiştiriyorlar. Panik anında intonation, tonlama dediğimiz vurgulamanın önemini teknik olarak alarm seviyelerini belirliyorlar. Dolayısıyla biz ailede öğrenen aile olmak için hatalarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Yaşantılarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Sosyalleşerek öğrenmemiz gerekiyor. Fakat şu anda işte iki çocuğumuz evde kaldı. İşte birisi iş hayatına yeni başladı. Dün bizi yemeğe götürdü ailece Florya'ya. Hadi ilk maaşım dedi. Ailece bir yemek yiyelim. Çok güzel bir gelenek. Diğer oğlum üniversite birinci sınıfta. Küçüklüğündeki ailemin durumunu düşünüyorum şimdi. Eski durum yok. Neden? Yemek yiyoruz. Ya birlikte olabiliyoruz ya olamıyoruz. Çünkü geç geliyorlar. Evet. Okuldan geliyorlar. Çok fazla birlikte olamıyoruz. Ailedeki durum ne? Telefonlarıyla, odalarında, bilgisayarlarıyla meşgul oluyorlar. Ve ailede sosyalleşme ortadan kalkıyor, azalıyor. Evet. Hadi yetişkinler için bu tolere edilebilir. Peki çocuklarda telefon verilmesini nasıl izah edeceğiz? Evet. Yani 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğa bir susturucu gibi, bir emzik gibi telefon veriliyor. Anneler günlerdeyken, anne mutfakta iken, anne arkadaşlarla sohbet ederken telefonu veriyor. YouTube'dan ve sosyal medya araçlarından çocuklar film seyrediyor. Peki film seyrettiği zaman ne oluyor? Offer öneri sunuyor, yeni öneri geliyor. Şunu da izle. Çocuk hemen kabul ediyor. Onu da izle, onu da izle. Biz bununla ilgili bir akademik çalışma yaptık. Okul öncesi alanında ikinci doktoramı yapıyorum ben. Okul öncesi eğitiminde. Çocukların seyrettikleri filmlerin onların yaş ve duygu seviyesine, bilişsel seviyesine uymadığı ve çocukları çocuklarda kalıcı hasar ortaya çıkardığı bulgusuna ulaştık. Şimdi bu çok önemli.
konuşma bozukluğu var. Üniversitelerde artık konuşma bozukluklarını, yani konuşma eğitimini veren bölümler kurulmaya başladı. Hmm. Çocuklar okul öncesine geliyor, konuşamıyor. Evet. Kelime kuramıyor. Bu ciddi bir sorun. Evet. Ailede sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu, öğrenme ikliminin ne kadar önemli evet. olduğunu, mutluluğun ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından evet. son derece önemli diye evet. düşünüyorum. Burada evet. Nadir Bey, şöyle bir giriş yapalım. Şimdi dünyanın en mutlu ülkelerine bir bakalım hangileri. Yani dünya mutluluk raporuna göre Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya. Bunlar dünyanın en mutlu ülkeleri bu rapora göre. Peki en mutsuz ülkeler hangisi? Burundi, Yemen, Tanzanya, Haiti, Ruanda, Afganistan, sıra böyle yani, hepsini şey yapıyor. Şimdi bu iki grup arasında fark nedir? İşte Nadir Bey'in vurgu yaptığı bu. Bu iki grup arasında birinci grupta olan kısımda aileler konuşuyor. Konuşan aileler bunlar. Hı hı. Öğrenen aile. Fark burada. Ailede başlıyor her şey. Evet. Şimdi ikinci grupta kadınlara daha az söz veriliyor. Anlaşmazlıklar çözümme için yöntemlerden mahrumlar. Bir hikaye anlatılır. Bu Nobel ödülü fizikçi, Nobel ödülü verilirken fizik profesörüne oraya çıkar ödül alan kişi elini kaldırır der. Bu ödülü aslında annem hak etti. Bu ödül annemindir. Salondakiler böyle çok bakarlar, güzel. Şey yaparlar. Ya bu annesi de mi acaba fizik profesörü veya fizik bilim adamı, sorarlar. Der ki hayır, annem ilkokul mezunu. Peki nasıl oldu da ödülü anneniz hak ediyor? Diyor ki annem okula giderken ben her zaman bana diyordu ki oğlum bugün öğretmene hangi soruyu sordun? Evet, hangi güzel soruyu sordun? Hangi soruyu sordun? Biz de ailede uyguluyoruz hocam yıllardan ve, beri. Bugün öğretmenine hangi güzel soruyu sordun? Ve ben evet. diyorum. O öğretmene kaliteli bir soru sorabilmek için bir sürü kitap karıştırıyordum. Düşünüyordum, araştırıyordum. İşte beni bu ödül almaya götüren süreç annemin bu sorusudur. Onun için ödülü annem hak ediyor. Tabii burada bu mutlu ülkelerde baktığımız zaman bunların özelliklerine, burada çocuklar soru sorabiliyor. Sorular, çocuk soru sorabildiği zaman da bir de bunun dinlenmesi var. Empatik, o zaman açık iletişim var hocam. Açık iletişim. Öğrenen organizasyonun temel özelliği açık iletişim. Ve empati, empatik evet. dinleme diyoruz. Yani duygusal zekanın, birazdan parantez açarız değil mi hocam? Tabii duygusal zekanın usulü. Gireceğiz soruya. Yani soruyu bir de dinlemek var. Empatik dinleme, göz teması kurarak, hı hı. gülümseyerek, baş sallayarak. Bu çocuğa ne diyoruz bu mesajlarımızda? Sen varsın, değerlisin, önemlisin. Dinlemeye layıksın. Yani senin söylediklerin benim için kıymetli anlamına geliyor. İşte ailelerde bu çok önemli bu. Az önce Nadir Bey'in dediği ki 2 yaşındaki çocuklardan bahsetti. Şimdi bu 2 yaşındaki çocukların eline telefonu veriyoruz. Televizyonun başına oturuyorlar. İşte bilgisayarın internet takip ediyor. Şimdi bu sosyalleşme mi? Bunlar sosyalleşme değil. 3 arkadaşı olana zengin diyoruz. Sosyal, en az 3 candan arkadaşı olan insan zengin olarak kabul ediliyor. Şimdi telefonla ve bilgisayarda bunlar arkadaşlık kurma değil bunlar. Pasiftir orada kişi. Televizyonun başında, internetin başında. Pasiftir ve kendi gibi insanlarla orada o toplantıyı yapıyor. İnsan, bir yazarın, Batılı yazarın bir sözü var. Diyor ki insan en çok konuştuğu, vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Evet. En çok zaman geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Eğer bu 5 kişi tembelse 6. tembelde kişinin kendisi olur. Eğer çalışkansa 6. tembel de siz olursunuz. Eğer bunlar yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa 6. kişi de gene bu topluma katılan olur.
Bu bakımdan arkadaş çevresi de çok önemli. Tabii. Samimi, candan, aklı başında insanlarla konuşulması. Burada yani akran eğitiminde konuşabiliriz. Çok önemli bir konu var burada. Şimdi bizim model bulmakta Nihan Hanım sıkıntı çekiyoruz. Model bulmada. Yani vitrine koyacağımız çocuklar, ben hep bunu bir eğitimci olarak yıllardır. Model şahsiyetler mi hocam? Yıllardır. Çocukları model alacak kişiler bulmakta zorluk çekiyoruz. Evet, evet. Şimdi çocuk kime benzeyecek? Yani kimi takip edecek? Hmm. Şimdi 5 kişi, 5 en çok zaman geçirdiği 5 arkadaşının ortalaması. Bu okulda 5 arkadaşı da tembel. Hı hı. Çevresinde 5 arkadaşı da haylaz çocuğun. Bu en acı tarafı da şu. Bu tembel haylaz çocukların yarın onlardan da haylaz tembel, evet, geçimsiz çocuklar oluşacak. Aile böyle kuruluyor. Evet. Şimdi benim hayatımı çok etkileyen bir kitap var. Güce Karşı Kuvvet. Çok muhteşem bir eser. Burada diyor ki, eğer bir insan diyor iyimser bakıyorsa, hayata olumlu açıdan yaklaşıyorsa, başkalarını yargılamıyorsa diyor kitapta, bu kişi 90 bin kişi, 90 bin olumsuz düşünen insanın olumsuzluğunu giderebiliyor. Bir tek kişi, 90 bin kişi. Ve eğer bu kişi diyor sevgi dolu ise, hayata sevgiyle yaklaşıyorsa, 750 bin insanın enerjisini, pozitif negatifliğini, olumsuz enerjilerini dengeleyebiliyor. Zaten öyle değil mi? Peygamberlerimiz bu kadar insanı nasıl etkiledi? Evet. Hani insana bir an önce 750 bin fazla geliyor. İşte bizim bu 90 bin kişiyi dengeleyecek veya 750 bin kişiyi, olumsuzluğunu dengeleyecek insanları vitrine nasıl koyacağız? Mesele bu. Önce bunları nasıl tanıtacağız? Bu örnek aileleri nasıl koyacağız? Haberlere bakıyoruz. Basında, televizyonda. Devamlı işte falan yerde bir kadın dövüldü. Kadın öldürüldü, çocuk dövüldü, hı hı, pencereden altına atıldı. Bu haberlerle dolu. Hı hı. Ama bunların içerisinde bir örnek aile lazım ki, örnek bir insan lazım, örnek bir kadın lazım, örnek bir çocuk lazım. Ve bunu bizim tanıtmamız lazım ki. Çünkü insanlar ne görürse ona benziyor. Evet. İnsan, siz örnek bir baba korsunuz. İnsan onu gördükçe onu konuşur. Hı hı. Dikkat neredeyse enerji oradadır. Dikkatinizi neye verirseniz onu büyütür, beslersiniz, çoğaltırsınız. Ben dikkatimi örnek bir baba olarak Nadir Bey'e verirsem, bu örnek baba olma alışkanlığını geliştirmiş, evet, olurum. İyi yolda bunu geliştiririm ama olumsuz tiplere, işte kaçakçısı, uyuşturucuları falan vitrine korsanız, bu sefer dikkat ona gider ve bu çoğalır. Bazı bu uyuşturucuyla mücadelede farkında olmadan uyuşturucuların kullanılan reklamı yapılıyor. Farkında olmadan. Çünkü onlar konuşuluyor. Evet, dikkat, evet, oraya veriyor. Dikkati verdikçe suçun onu çoğaltıyor. Nasıl işlendiği anlatıldıkça, evet, bunun da bir fikir teşkil etmesi. Bununla alakalı araştırmalar var. Çok affedersiniz hocam. Çok araştırma var. Bir cinayet haberinin detayları paylaşıldıktan sonra internette bunun nasıl uygulanacağına dair yapılan araştırma sayısı artıyor. Yani arama motorları. Evet, arama motorundaki arama artıyor. Yani böyle böylece dikkat oraya gidiyor. Eğilimleri olan kişilere akıl vermek gibi oluyor, tırnak içinde. Bir fikir vermek gibi oluyor. Buyurun lütfen. Evet, dikkat böylece oraya gitmiş, evet, oluyor. Bu örnek insan, yani rol modeli. Hocam bulmak burada için Nadir Bey biraz zorlanıyoruz. Burada şu pencereden bakabilir miyiz? Çok güzel bir konuya değindiniz Sayın Hocam. Buyurun, hadi. Siz zaten mutluluğu tarif ederken ben kendimle ve toplumla barışığım. Mutlu olan insan kendisiyle ve topluma barışık olan insandır. Evet. Ben kendimle ve topluma barışığım demeniz zaten çok örnek. Siz aslında örnek bir insansınız. Teşekkür ben sizi sosyal çevrenizde görüyorum. Teşekkür bize ediyorum, de abilik yapıyorsunuz, hocalık, evet, yapıyorsunuz. Yüzlerce aile danışmanlığı öğrencileriniz var. Evet. Aile danışmanı olarak yetiştirdiniz. Hem sosyologsunuz, hem milli eğitimde öğretmenlik yaptınız, hem avukatsınız, boşanma konusunda teşekkür uzmansınız. Ediyorum. Yeni hocamla birlikte Boşanmanın Psikososyal ve Hukuki Temelleri diye bir kitabımız da yayına hazırlanıyor. Yakında çıkacak. Herhalde yakında çıkacak. Doktor Sefa Saygılı Hocam, İbrahim Balcıoğlu Hocam, Zülfikar Özkan Hocam ve birlikte yani bir mutluluk kurusu
hocam. bu yönde gerçekten. Şimdi bu model konusunda ben şunu düşünüyorum. Öğrenen aile derken aile ikliminden, öğrenme ikliminden bahsediyoruz ya. Hı hı. Öğrenme iklimi peki nasıl bir iklim? Kutup iklimi mi? Çöl iklimi mi? Hı hı. Yoksa ekvator iklimi mi? Yoksa dört mevsim ılık ve gölgeli bir yaz mevsimi evet, mi? Evet, bir Akdeniz i̇şte, iklimi gibi evet, mi? Evet, Akdeniz iklimi mi? İşte iklim çok önemli. Yani rol model çocukların identification dediğimiz sosyolojide rol model, onu modellemesi, hı hı. kimi modelleyeceği son derece önemli. Biz o modelleri verirken aile içerisindeki yaşantılarımız çok önemli. Yap demekle olmuyor. Tabii ki. Yani bunu yap, emrediyorum. Bu şekilde olacaksın. Olmuyor. Evet. Bu konuda bir örnek anlatırlar. Siz de bilirsiniz. Enfiyeci baba sigara içiyormuş ve sigara içen çocuğuna diyormuş ki oğlum sigara içme, oğlum sigara içme, oğlum sigara içme. Hı-hı. Çocuk bir gün sabredememiş ve dönmüş Zülfikar Hocam. Demiş ki baba demiş. Senin sözün ne zaman etkili olur biliyor musun? Ne zaman demiş o da. Ağzından çıkan sözü, burnundan çıkan duman yalanlamazsa işte o zaman ben o sigarayı bırakırım demiş. O halde aile içinde bizim model davranmamız gerekiyor. Peki biz mükemmele yakın nasıl davranabiliriz? Biz mükemmelliği nereden modelleyeceğiz? Biz mükemmel miyiz? Hayır. Biz de mükemmel birini modellememiz gerekiyor. Peki en mükemmel model kimdir? Hadi çocuklar düşünelim bakalım. En mükemmel model kimdir? Öğretmenimiz midir? Annemiz midir? Baba mıdır? Dede midir? En mükemmel model kimdir? Çocukların bulmasını sağlıyoruz. Acaba bunu nasıl bulabiliriz? Bizim bir çocuk diyor ki baba bizim bir inancımız var. Bizim medeniyetimiz var, bizim değerlerimiz var. Değerlerimiz biz kimden öğreniyoruz? Bizim kitabımız var. Bizim buzdolabının kullanma kılavuzu gibi bizi yaratan yüce yaratıcı bir kitap yazmış. Kitap yazdırmış, peygamberimize vahiy gelmiş ve Kur'an-ı Kerim yazılmış. Orada bizim hangi kurallarla mutlu olacağımız yazıyor. Peki bunu en güzel uygulayan model kim? Yürüyen Kur'an dediğimiz, hulukul Kur'an dediğimiz, yürüyen ayaklı Kur'an dediğimiz iki cihanın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim hayattaki en iyi modelimiz. Evet. O halde aile ortamında nasıl bir iklim olması gerekiyor, ideal iklim? Oturmada, konuşmada, yemede, içmede, kızmada, barışmada ölçü ne olacak? Sünnet modeli. Hı hı. Peygamberimizin sünneti seniyesine uymayı ve her bir sünnetin bir sevap getireceğini ve aile mutluluğuna katkı sunacağını çocuklara işaret ettiğimizde, çocuklarda sünnet seniyeye uymayı bir alışkanlık haline getirdiğimizde aslında en iyi öğretmeni, en mükemmel öğretmeni ve muallim olarak gönderilmiş olan, öğretmen olarak gönderilmiş olan peygamberimizi modellemeyi öğrendiğinde peygamber nasıl davranmış? Nasıl yaşamış, yanlışlarını nasıl düzeltmiş, peygambere uyan kişi yanlış yapabilir mi, Allah'ın huzurunda olduğunu düşünen çocuk yanlış yapabilir mi, meleklerin her şeyi yazdığını gören çocuk bir kusur işleyebilir mi? Yani bu modelleme konusunda, yani bir aile ortamında, öğrenme ortamında öğrettiğimiz donanım da önemli. Hangi programı yüklediğimiz de önemli. Kesinlikle. Yani bu yönüyle aile ikliminde bizim modellemelerimiz, rehberlerimizi seçerken de, evet, yaşarken de son derece dikkatli olmamız, evet, gerekiyor. Tam burada bu mutluluk konusuna biraz girelim isterseniz. Hı hı. Daha oradan aileye daha iyi geçeceğiz. Şimdi mutluluk konusunda çok önemli araştırmalar, hı hı, yapılmış dünyada. Bunların çok sayıda kitap var, yayınlanmış ama en iyilerinden biri, ben de bu beynin mutluluğa ayarlanması kitabımda ondan çok faydalandım. Sonia Lumunuski, Nasıl Mutlu Olunur kitabı. Bu hanım 29 yıl yüksek lisans öğrencileriyle birlikte ve bu kitap üzerinde çalışarak bir formül diyelim, bir özet ortaya çıkardı. Ben de bunu özellikle aile danışmanlığındaki öğrencilerime bunu sıkı bir şekilde anlatıyorum. Hı hı. Şimdi bu Sonia Lumunuski diyor ki mutluluk nereden gelir? Diyor ki üç kaynaktan gelir. Birincisi diyor %50'si doğuştandır. Bunu değiştiremeyiz. Yani genetik yapımızla ilgili %50'si böyle. Diğer %10 da
Bizim içinde bulunduğumuz şartlar %10 bunlar. Yani uzun boylu oluşunuz, kısa boylu oluşunuz, hı-hı, nerede doğdunuz, ekonomik, hı-hı, gücünüz, zayıfsınız, şişmansınız, aldığınız eğitim de dahil bunun etkisi ancak %10. Geriye kalan %40 da bizim amaçlı faaliyetlerimiz. Yani ne yaptığımız ve zihnimizde ne geçtiği, nasıl düşündüğümüz, ne düşündüğümüz. Peki nerede yanlış yapıyoruz? Şimdi %50 kısmı değiştiremiyoruz dedik. Bunlar genetik faktörler. %10 da bizim doğuşta içinde bulunduğumuz şartlar. Yani içinde bulunduğumuz şartlar nedir? Az önce dediğimiz gibi kişinin uzun boylu, kısa boylu, güzel, çirkin neyse hepsi buraya geliyor. %40 da amaçlı faaliyetlerimiz, bir amaç için yaptığımız faaliyetler. Hatayı nerede yapıyoruz? Tekrar soruyorum. Hatayı biz bu %10'a yoğunlaşıyoruz Nihan Hanım. Evet. Yani beden şeklimizi değiştirmeye, evet, yoğunlaşıyoruz. Sanıyoruz ki bu bizi mutlu edecek. Yani bir yerde okudum, işte özellikle hanımların %85'i diyor bedenlerinden memnun değiller yani. Kimisi zayıflamaya çalışıyor, kimisi şişmanlamaya çalışıyor. Güzellik sanayisi kurulmuş. Paralar akıyor. Yani bir kitap almak için bir hanım fazla görüyor veya bir erkek. Ama orada paralar akıyor bu şeye. Bir gözaltı kremi hanımlar çok iyi, evet, bilir. 5-600 lira. Ben geçen gün gördüm bir şeyde mağazada. Bu paralar buraya gidiyor. Peki bunların bize katkısı var mı mutluluğumuza? Neredeyse yok denecek kadar az. Silah, savaş, evet, sanayisinin endüstrisinden sonra en büyük harcamanın olduğu alan kozmetik alanı. Kozmetik. Zülfikar Hocam. Veya ameliyatlar oluyor, insanlar ölüyor. Evet. Peki Kadir Bey, şimdi zayıf olmanın, şişman olmanın, uzun boylu, kısa boylu bunlara mutluluğa etkisi var mı? Yok. Zaten %10'luk dilim içinde neredeyse yok denecek kadar az. Yani bir insanın temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ki paranın da hiçbir katkısı yok mutluluğa ama temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra. Peki mutluluk etkisi olan nedir? Ne düşündüğümüz, nasıl düşündüğümüz, insanlığa nasıl bir katkıda bulunacağımız. Değerli hocam. Burada... Kendimizi işe, evet, yarar konuma getirmemiz. Evet. Bu bizi mutlu ediyor. Potansiyelimizi nasıl sergileyeceğiz? Ortaya nasıl koyacağız? Bunun üzerinde çalışmamız lazım. Hocam bunu biraz aşmamızda fayda var. Buyurun Nadir Bey, tabii. Bu %40 vurgunuz son derece önemli. Çünkü, evet, yaşama gayesi, yaşama enerjisini veren en önemli faktör. %40'lık vizyon, hayat vizyonu, yaşama gayesi. Değerler. Yani, tabii değerler üzerine, değerler, evet, evrensel değerler, milli manevi değerler üzerine kurulmuş bir yaşama enerjisi. Japonların İki Gaye isimli bir kitabı var. İki Gaye, Mutlu Yaşama Sanatı. İki Gaye kitabında diyor, sabah kalktığınızda sizi koşturacak, coşturacak, mıknatıs gibi, elektromıknatıs gibi çekecek bir gayeniz var mı? İşte o gayeniz varsa ayağa kalkıyorsunuz ve ok gibi fırlıyorsunuz, bir amaç için yaşıyorsunuz. Şimdi burada da Sayın Hocam, değerli hocam, Arşimet'te diyor ki, bana diyor, kaldıracımın, sopamın uzayda koyacağım bir dayanak noktası gösterin, dünyayı yerinden oynatayım. Çok diyor. Önemli. O halde şu şey. Anda yaşananlardan ibret alarak, görerek ben şöyle diyorum, biz çocuklarımıza, insanlarımıza bir gaye olarak bütün insanların mutlu olması gerekiyor. Bütün çocukların gülmesi gerekiyor. Bütün çocukların yaşaması gerekiyor. Bütün ailelerin huzurlu yaşaması, bölünmemesi gerekiyor. Bütün insanların suya, elektriğe erişmesi gerekiyor. Bütün insanların aile bütünlüğüyle mutlu şekilde yaşaması gerekiyor. Bütün insanların mesken, bağımsızlığının, dokunulmazlığının sağlanması gerekiyor. Bütün insanların temiz suya, temiz enerjiye erişmesi gerekiyor. Bütün insanların özgür yaşaması gerekiyor. Irkçılığın ortadan kalkması gerekiyor. Irkçılığın her türlüsünün telin edilmesi gerekiyor. Siyasi ayrımcılıkların, din ayrımcılıklarının ortadan kalkması ve kişisel haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. O halde şu yaşananları biz milli eğitimde, evet,
sosyal medyada, ailelerimizde bunu eğitimde fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Yani şu anda bir zihinsel devrim olmanın tam zamanı bence zihinsel evet. devrim oluyor. Yani Türkiye'de ve dünyada bence zihinsel devrim, vicdanlar uyanıyor, insanlar uyanıyor ve insanlar evet. Finlandiya'da veya İsveç'te sırtında bebeğiyle diyor ki dinin ne önemi var diyor. Gazze'deki zulme karşı çıkmak için insan olmam yeter diyor. Nadir Bey, burası çok önemli. Bu zihinsel devrimin evet. sadece olayların sıcaklığıyla yaşanması değil, kalıcı olması açısından da evet. aileye çok büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kesinlikle. Ama bununla alakalı fikirlerinizi aradan sonra alalım. Olur. Şimdi kısa bir aramız var, aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün aile ortamından bahsetmeye çalışıyoruz. Mutluluk arayışından bahsediyoruz. Öyle öğrenen aile nasıl olur? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hocalarımızın çok kıymetli çalışmaları var, eserleri var. Bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Konuyla alakalı sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Programın ilk kısmında çok güzel başlıklara değindiniz. Siz bahsederken ben bir yandan notlarımı alıyorum ama o kadar güzel konulara geçiş yapıyorsunuz ki hangi birini konuşsak diye kararsız kalıyorum. Hepsi çok kıymetli çünkü ama şöyle genel olarak bir bakacak olursak öğrenen aile kavramından bahsettiniz. Sizin de kitabınızın isminde olduğu gibi. Ve özellikle aile hayatında aile boyu öğrenmeye devam etmenin aslında kıymetli olduğunu evet. vurguladınız. Bununla beraber mutluluk arayışından da, insanın mutluluk arayışından da bahsetti Zülfikar Bey. Ve bununla ilgili hem sosyal ilişkilerin nasıl bir gücü var, bizim hayatımızda nasıl bir gücü var. Biraz bu kısımlara bakmayı ihmal ettik sanki dediniz. O yüzden bu çalışmaları yapmayı önemsediğinizi belirttiniz. Hı hı. Farklı arayışların peşindeyiz ama mutluluk bizim için evet kıymetli ama yanlış yerde, yanlış şekilde arıyoruz belki de. Yanlış bir maksat, yanlış bir amaç ortaya koyuyoruz. Neticesi de biraz daha hatalı oluyor. Örneğin değiştiremeyeceğimiz şeyleri değiştirmek üzerine inşa etmeye çalışıyoruz mutluluğu ama mutluluk çok oralarda değil sanki. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Programın birinci kısmında da konuşmuştuk. Siz bahsetmiştiniz. Şartlı mutluluk demiştik. Şimdi evimizdeki elmaslar kitabında bir anekdottan bahsediyorum. Bir yandan gösterelim evet. kitabınızı da. Evimizdeki elmaslar kitabının özelliği ailedeki herkes elmastır. Simyacıdaki gibi mutluluğu uzaklarda aramayın. Mutluluk yuvanızda. Mutluluk evinizde, mutluluk eşinizde ve çocuklarınızda. Çocuğum bir gün anaokulunda, okul öncesinde okuyan kızım, iki numaralı kızım, kar yağdı, pencereden dışarı bakıyorduk ve bir oyun oynuyorduk evde. Oyunumuzun adı Mutluyum Çünkü oyunu. Mutluyum Çünkü. Bir de bunun opoziti var, tersi var. Onu genelde yaygın olarak insanlar oynuyor dedim, çocuklarımıza anlattım. Dedim ki o oyun ne baba dediler, mutlu olurum eğer. Mercedes'im olursa. Mutlu olurum eğer. Villam olursa, mutlu olurum eğer, bula 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 gidiyor. Evet. Şimdi mutluyum çünkü dediğimiz zaman ne oluyor? Mutluyum çünkü inanç felsefemizin, medeniyet felsefemizin, hatta evrensel doğruların temeli olan mutluyum çünkü nefes evet. alıyorum. Mutluyum çünkü görüyorum. Mutluyum çünkü işitiyorum. Mutluyum çünkü yaşıyorum. Çok büyük şey aramaya gerek yok. Evet. Kızım pencereden baktı. Çöp tenekesinin üzerine konulan serçe kuşunu gördü, kar yağıyordu, serçe kuşunun üşüdüğünü gördü, üzüldü, empati kurdu ve dedi ki baba mutluyum çünkü soğukta, karda, çöp tenekesinin üzerindeki bir serçe kuşu gibi değilim. Evet. Evde olmak, sıcakta olmak, ailenin yanında olmak, barınacak bir yuvasının olması, güvenli bir ortamda ona sahip çıkacak bir babasının, annesinin olması mutluluk için yeter de artar bile. Evet. Mutluluk için gerçekten çok şey aradığımız zaman, ulaşılmaz bir mutluluk tanımladığımız zaman mutluluk olmuyor. Hocam gayet güzel bilir. Şimdi hocama ben sözü bırakacağım. Bir derya var yanımızda çünkü. Epiktetos'un mutluluk felsefesi var. Mutluluk felsefesi biliyorsunuz. Yani mutluluk diyor yolun sonunda değil, yolun üzerindedir. Mutluluğu uzaklarda aramayın. Mutluluk trenle gideceğiniz
destination, bir istasyon, bir menzil değildir. Trenin içinde, vagonda mutlu olmayı öğrenin. Yolculukta mutlu olmayı öğrenin. Yani Carpe Diem anlayışında da bu var. Polyanacılık yapmıyoruz ama aslında biz yaşadığımız şartlardan mutlu olmayı özümsememiz gerekiyor. Mevcut halde mutluluk, yani kanaat ederek mutluluk, aza kanaat ederek, elimizdekilerle mutluluk. Sonu yok ki. Yani bir merdiven basamakları düşünelim. Merdivenin her basamağında hediyeler konulmuş diye düşünelim. Birinci basamak size gelmiş veya üçüncü basamaktaki hediye gelmiş. Yani o evde sizi davet eden ev sahibi sizin hediyenizi beşinci basamakta, onuncu basamakta koymuş. Ama biz yüzüncü basamağa bakıp neden benim de yüzüncü basamaktaki hediye benim değil? Evet. Yani şükür ve kanaat mutluluktaki temel iksir. Şükür ve kanaat. Yani elimizdekiyle kanaat, bu çalışmayacağız anlamında değil. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Ama kanaat ederek, yetinerek çalışacağız. Açgözlülükle değil, kanaat felsefesiyle. Başkalarıyla kendimizi kıyaslayarak da değil. Kıyaslayarak da değil. Herkesin onun var, benim farklı evet. Çünkü. Zaten özbenlik algısını siz gayet iyi biliyorsunuz. Yani kendi kendini tanıyarak, kendini bilerek, kendiyle yetinerek, kendisiyle mutlu olarak, kendisiyle barışık olarak yaşamak ve çevredeki insanlara da saygı göstererek, empati kurarak, duygusal zekada olduğu gibi ve artık mutluyum, mutlusun, duble mutlu, herkes mutlu olacak. Bizim bir yaptığımız uygulama daha var. Onu da ifade edip akşam da yaptığımız için, her zaman yıllardan beri yaptığımız için onu da evde anlatıp geçiyorum. Evde, yolda, arabada, her yerde. Boğaz'dan geçiyoruz, Boğaz Köprüsü'nden çocuklarla beraber. Camları açıyoruz. Akşam da ben unutsam çocuklar söylüyor artık. Baba hadi mutluluk zıplayışı yapalım. Yaşasın mutluluk diyelim. Yaşasın insanlık diyelim. Yaşasın iyilik diyelim. Açıyoruz pencereyi. Yaşasın zıplayışı yapıyoruz. Köprü sallanıyor. Çocuklar diyor ki işte köprüyü sallayalım hadi çocuklar. Yaşasın. Hepimiz mutluyuz. Neden? Nefes aldığımız için mutluyuz. Ailece olduğumuz için mutluyuz. Özgür bir ülkede yaşadığımız için mutluyuz. Sağlıklı olduğumuz için mutluyuz diyoruz. Ve mutluluğu ulaşılamaz bir hedef değil, içinde yaşadığımız, kanaat ettiğimiz varlık, bir gerçeklik olarak kabul ediyoruz. Evet. Sanki biraz daha amaç değil ama araç olarak görmek gibi değil mi? Yani mutluluk bir amaç olursa sürekli ona ulaşma peşinde koşarız. Ama hayatın bir yandan araçlarından birisi de mutluluk derse bize eşlik eden bir tarafta kalır. Evet. Hayat boyu bize eşlik edebilir. Biraz belki şu kısmı da netleştirmekte fayda var. İnsanın hali, duygu durumu sürekli değişken olabilir. Ama mutluluk dediğimiz temel insanın içindeki huzur biraz daha kalıcı olan. Bahsettiklerinizin hepsi bu. Güzel. Biraz daha temelde, yani bir zemin düşünelim. Zeminin sağlam olması. Bir toprak düşünelim. Toprak bazen kurur, bazen yaş çok olur. Güzel. Duygu durumları bunun gibi geçişi olabilir ama toprak orada sabittir. Çok mutluluğu güzel. Da temele biraz daha sabitleyebilmek ama elbette bazen üzülürüz, bazen öfkeleniriz. Evet. Bizim biraz kendimizi sıkıştırdığımız, zorladığımız yerler de mutsuz olmaya da tahammülümüzün olmayışı. Yani niye böyleyim, neden başıma kötü bir şey geldi, neden istediklerim olmadı? Sürekli alacaklı olma hali de kişinin o temel zemindeki mutluluğu sağlamasına da engel olabiliyor. Bunun da başında tabii ki kıyaslar geliyor. Çok güzel vurguladınız. Neden ben 100. basamaktaki merdivende, merdivenin 100. basamağında alıyorum da başkası 5. basamakta alıyor? O onun merdiveni. Evet, biz kendimizinkine bakalım. Biraz bu kıyaslardan da uzak olmak çok kıymetli gerçekten. Lütfen şimdi hocam. Nihan Hanım, az önce değiştiremeyeceğiniz şeylerden bahsettiniz de aklıma geldi. O da bir vurgunu yapmak istiyorum. Şimdi yanlışlığı nerede yapıyoruz yani? Niye mutsuz, çok fazla mutsuz oluyoruz? Şimdi bir olumlu tutum var, bir de olumsuz tutum var. Olumsuz tutum geçmiş olana ve değiştiremeyeceğimize yoğunlaşmamızdır. Olmuş bitmiş olana ve değiştiremeyeceğimize. Olumlu tutum ise olacak olana ve değiştirebileceğimize odaklanmaktır. Şimdi gençlerimizi bu şekilde bundan sonra olacak olana ve elinde olana, yani değiştirebileceğine yoğunlaştırmamız lazım. Pek çok boşanma eşiğindeki ailelerle konuşuyoruz. İnşallah Nadir Bey'le bunu boşanmayı ayrı bir konuda inceleyeceğiz. Çok kişi yani 20 sene öncesi işte gelinliğinin iyi olmadığından bahsediyor hanımefendi. Evet. Geçmiş ve değiştiremeyecek. Halbuki olacak olana ve değiştiremeyeceğine yoğunlaşması lazım. Bir de
Az önce Nadir Bey'in Epiktetos'tan bahsetti. Şimdi Epiktetos deyince yani bundan 2100 sene önce yaşamış bir köle Epiktetos. Ama bir sözü benim böyle içime işledi. Devamlı bunu şey yaparım. Köle ama bu şeyi nasıl söyleyebilmiş yani nasıl bu sözlere girebilmiş? Diyor ki Tanrı sizi size emanet etmiştir. Kime diyor emanet etseydi diyor. Sizi en iyi siz tanıyorsunuz. Kendinize en iyi sizden daha iyi bakacak var mı diyor. Sizi sizden daha iyi kim gözetebilir, kim bakabilir diyor. Onun için Tanrı sizi size emanet etmiştir. Aman diyor emanete sakın ihanet etmeyin. İyi bakın bu emanete. Burada bu beynin mutluluğa ayarlanması kitabında da anlattığım bir hikaye var. Çok sevdiğim, yine Nadir Bey deyince aklıma kaldı simyacıyı. Orada da geçiyor. Mutlu olmak isteyen baba, bir evlat babasına danışıyor. Babası da diyor ki oğlum şu dağın arkasında diyor mutlu bir bilge var ona danış diyor. O sana mutluluk yolunu gösterecek. Çocuk delikanlı gidiyor dağın arkasında bilgeyi buluyor. Bilge diyor ki ben sana uzun uzun mutluluk anlatamam diyor. Ama diyor eline bir kaşık veriyor. Kaşığa da iki damla yağ damlatıyor. Bunu al diyor. Benim sarayımı da iyice gez diyor. Sarayımda ceylanlar var, kuşlar var, bahçeler var, karanfiller var, güller var, bahçe. Cennetten bir yer sanki. Burayı gez, dolaş, gel ve ama diyor, kaşıktaki yağı dökme diyor. Çocuk gidiyor, dolaşıyor, tabi geliyor. Gördün mü diyor şeyi işte. Bahçeyi gördün mü diyor. Yeşillikleri gördün mü benim diyor. Kütüphanemi gördün mü? Deriden kitaplar yapılmış deri kaplı. Hepsini gördüm diyor. Bir bakıyor ama diyor yağı dökmüşsün diyor. Yağı dökülmüş. Hadi bir daha git diyor. Bir daha gidiyor. Bu sefer bütün dikkatini yağa veriyor. Tekrar geliyor. Gördün mü diyor. Bak yağı dökmedim diyor. Ama bahçeyi, güzellikleri görememiş. İşte burada diyor ki dünyadaki bütün güzellikleri görün. Yani dünya güzel yaşayın. Ama yağı da dökmeyin. Burada yağ dediği işinizi yapın. İşinizi arka çok güzel en iyi şekilde olabileceği en iyi şekilde işinizi yapın. Ama güzel yaşayın, keyifli yaşayın diyor. Fıkhi bu. Şimdi burada eğitim sisteminde buna uymayan bir şey var. Hı. Yılların eğitimcisiyiz. Eğitim çok kolaylaştırıldı Nihat Hanım. Geçen gün bir lisede hocayla görüştüm. Lise meslek lisesi işte mevcudu 500 kişinin hoca dedi 450'si takdirname almış. Yani onur belgesi. Hı. Allah Allah dedim. Yani 500 kişide 400 İstanbul'da bulunan bir lise 450 kişiye onur belgesi vermişler. Evet. Peki üniversiteyi kazanan var mı dedim? Hiç yok. Ya insanın içine dokunuyor ya. Hiç üniversiteyi kazanan yok. 450 evet. Kişi belge alıyor. Takdir belgesi evet. Alıyor. Şimdi burada gene yapılan bilimsel araştırmalara göre insanlar ilgi alanına göre İki ana gruba ayrılıyor. Hmm. Birisi bir grup ödülle motive ediliyor. Hmm. Ödülü verirseniz o başarılı oluyor, motive oluyor. Hmm. Bir kısmı da cezalandırmayla. Hmm. Yani ona yönetmenlikten, disiplinden bahsedeceksiniz. %40'ı da böyle. %40'ı ödülle, %40'ı da cezayla motive oluyor. Yani havuç sopa sistemi denir bu. Şimdi biz eğitimde bu sopa kısmını kaldırdık. Ortaya kaldı sadece ödül. Veli ödül veriyor, öğrencinin her dediğini alıyor çocukların. Devlet yardımcı oluyor. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bu %40 motive olmuyor ki. Yani bunlara
disiplinden bahsetmez lazım. İşte bakan şimdi sınıf geçmeyi zorlaştırıyor. Türkçe %40'a 70 puan alman lazım Türkçeden diyor. Hı hı. Sınıfta kalmayı getirdi. Bir eksik duyulmuş. Bu çok güzel bu. Evet. Şimdi bu ortamda yetişen öğrencilerimiz yarın anne baba. Adam yetişmemiş. Aslında lise mezunu görünüyor ama okumamış. Basitleşmiş lise. Evet. İşte ilkokulda sınıfta kalma kaldırılmış. Ya bunlar da aile şeyi böyle evliliği çok basit, kolay olacak kısımlar görüyorlar. Çok öğrencimle konuşuyorum. Hocam işte şey yaparız aile danışmanlığında. Yani eğer anlaşamazsak ayrılırız. Şimdi çocuk olmuş. Yani çocuk var bu. Nasıl ayrılırsın bu? Ayrıca hukuki tarafı var. Maddi tazminat, manevi tazminat, dostluk nabakası var. Ya yani bunlar göz ardı ediliyor. Kısacası biz şu anda bizim evliliklerde evliliğin cahili olarak insanlar evleniyor. Hı hı. Yani bir cep telefonunu alıyor insan, bunun kullanma kılavuzunu saatlerce okuyor. Evet. Ama evliliğe geldiğimiz zaman tanımadığı, hiç araştırmadan, bilmeden, evet, evliliğin kurallarını okumadan, kitabını okumadan evleniyor. Yaşanmış bir örnek, yakında bir arkadaşımla bir mağazaya gittik. Bir ürün alacak. Baktı. Ben ayakta yoruldum. Ya dedi, biraz zor seçiyorum dedi. Yani dedim peki evlenirken de bu kadar zor mu seçtin dedi. Dedi yok dedi, yani evlenirken göstermiştir bu hanım. Ve şey yapmış tabii, bir takım sorunlar da orada çıkıyor. İşte bu sebeple devletimiz doğru olarak aile danışmanlığı sistemini kurdu. Evet. Yüzlerce, binlerce öğrencimiz aile danışmanlığından mezun oluyor ve çok yetenekli gençler okuyorlar. Evet. Yüksek lisansın da var aile danışmanlığının. Evet. Bununla birlikte bu çok sayıda mezun olan öğrencilerimizin, gençlerimizin aile danışmanı olarak istihdam edilmesi lazım. Evet. Fakat burada eksik kalıyor. İnşallah. Devlet bu noktada eksik kalıyor. Ruh sağlığı alanında, bu konuda ruh sağlığı alanından mezun olan kişilerin de olduğu gibi çok büyük bir istek var. Yavaş yavaş bununla alakalı da gelişmelerin olacağını ümit ediyoruz hepimiz. Evet. Buna bağlı olarak. Bütün bu bahsettiklerinizin içinde işte değişen aile yapısının etkisini de çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Çok güzel, değil mi? O yüzden bugün bahsettiklerimiz, çok önemli bir vurgu yaptınız. Herhangi bir şeyin kullanma kılavuzunu biliyoruz ama evliliğe, buna dair hiçbir şey bilmeden balıklama atlıyoruz adeta. Ve aslında bizim için biraz daha belki örnek teşkil edebilecek kendi anne babalarımızın evlilikleri de her zaman doğru bir rehber olmuyor. Dolayısıyla her evlilik kendine hastır ve kendine has bir kullanma kılavuzu olacak. Önce öğrenmeye açık olursak, kendimizi ve karşımızdakini öğrenmeye açık olursak, yavaş yavaş bu kullanma kılavuzunu da beraber keşfetmiş, beraber öğrenmiş olacağız. Buna biraz daha açık olmamız. Buyurun hocam. İşte öğrenen aile derken, yani ben 30 küsur yıllık evliliğimde ne öğrendim diye sorguladım. Sevgili eşimle birlikte konuşuyoruz. Biz ne öğrendik? Biz sorun çözmeyi öğrendik. Hı hı. Bazen de sorun çözememeyi gördük. Evet. Sorunlarla birlikte yaşamayı öğrendik. Ve öğrenerek devam etmeyi öğrendik. Yani sürekli öğreniyoruz. Evet. Acemi babalar olarak yeni çocuklarım oldu. Eskiden babalık yapmadığım için, çocuklarım da yeni olduğu için yeni bir baba olarak, acemi babalar, evet, diyorum ben. Babalığı öğrendim. Hatalar yaptığımı gördüm. Hatalarımdan öğrendim. Birinci çocuğumda eğitiminde yaptığım hatayı ikinci çocuğumda yapmamaya çalıştım. Evet. Ve öğrenerek devam ettim. Dolayısıyla bir aile okulu anlayışı, bir evlilik sertifikası anlayışı, bir dişçimize olduğu gibi, bir kardiyoloğa gittiğimiz gibi, bir aile danışmanına, bir psikoloğa gitmek sizin damga yemenizi gerektiren bir şey değil. Ya ben psikoloğa gidecek kişi miyim? Yani bana deli derler, ne derler?
Sizin bir psikoloğunuz olması, ruh sağlığınız açısından danışmanız. Psikologluk değilim diyorlar. Mesela ilaçlık değilim. Psikolog ilaçlık psikolog... değil ona gerek kim yok. Kim psikologluk olur? Kesinlikle. Siz de biliyorsunuz sizin alanınız bir aile danışmanlığı yapmak için, evet. bir psikolojik danışmanlık yapmak için travmayı çözmeniz gerekiyor. Evet. Çocukluğunda yaşadığı, hatta aile hikayesindeki dedesinden gelen travma, kayınvalidesinden yaşadığı travma, eşinden evet. yaşadığı travma, çocukluğundaki bilemediğimiz yaşadığı travmayı evet. çözmeden... onun çözümlemesini yapmadan bir tedavi uygulamak zaten mümkün değil. Bir çözüm bulmak mümkün değil. Evet. O halde ailede bir öğrenme süreci, danışmayı da öğrenmek. Kesinlikle. Bir bilene danışmak, bir bilene sormak. Ve hocamın ifade ettiği çok önemli bir nokta vardı. Hepsi önemli de birisinin altını çizdim. Olumlu tutumlar ve olumsuz tutumlar. Hı hı. Öğrenen ailede aile iklimini olumlu tutumlarla, yapıcı sözlerle, yapıcı iletişimle, yapıcı beden diliyle desteklemek, yani kişisel bütünlük sağlamak, tutarlı hareket etmek, annenin babanın tutarlı hareket etmesi, evet. yani doğru söyleyip doğru yaşaması, yani tebessüm edip gerçekten gülerek, tebessüm evet. ederek olumlu evet. şeyleri yapması, yani sirke satan ve bal satan esnaf gibi olmaması, yani sirke gibi şeyden bahsediyorsa, tamam yüzünü ekşitebilirsin örnek vermek evet. için ama bal gibi şeylerden kesinlikle. Bahsederken de çocuğu ona göre beden dilinizi modellemeniz gerekiyor. Bir hocam ifade etti, bir danışanı gelmiş, çok önemli, ilginç bir konu geldi bana. Bir profesör çocuğuyla beraber gelmiş, tabii... Değişen ailede, değişen akran grupları, değişen arkadaşlar ve sosyal medyanın aile eğitiminde çocuğu aileden, ana babadan koparması. Hiç tanımadığınız insanların çoluğunuzu çocuğunuzu eğitmesi. Evet. Neden? Sosyal medyadan, Amerika'dan, Japonya'dan, Kore'den yeni modeller evet. öğreniyor ve siz yetersiz kalıyorsunuz. Evet. Hani kum saati öğrenme modeli var. Kum saatinde iki tane kum saatinin tıpası var. Birincisi genetik faktörler. Göbek bağı kesilince... O kapak kapanıyor. Evet. Göbek bağı genetik olarak göbek bağı kesildiğinde anneden artık beslenme duruyor. Diğer kapak ölene kadar açık. Evet. O kapak nedir? Çocuk anneden öğreniyor. Büyüyor. Ya anneden babadan öğreniyor. Okula gidiyor öğretmenden. Liseye gidiyor arkadaşlardan ve öğretmenlerden. Sosyal medyadan ve sürekli ömür boyu öğreniyor. Artık o kapaktan gelen kumlar, kum saatindeki kumlar annenin babanın günde 2-3 tane kum attığını düşünelim. Diğer taraftan avuç avuç kum geliyor. Yani bilgi geliyor. Modelleme geliyor. Sizin çocukla baş etmeniz zorlaşıyor. Evet. Bunu akran gruplarıyla, iyi komşuluklarla, iyi arkadaşlıklarla, çocukla mutlaka iyi iletişim kurarak, evet. çocuğu mutlaka ailede kalmasını sağlayarak, çocuğu reddetmeyerek, çocuğu itmeyerek, ağlayan anne baba olsun ama çocuk ben haklıyım fakat çocuğum haksız. Çocuğum haksız evi terk etsin değil. Yani ben haklıyım, çocuğumla tartıştım. Ben haklıyım kızım, ben haklıyım, sen haksızsın. Peki ben haksızsam evi terk ediyorum dediğinde ne olacak? Evet. Ben haksız olayım da çocuğum evde kalsın, aile bağları güçlü kalsın. Evet. Mutlaka onu çözümleyebiliriz. Olumlu bir dil kullanmak son derece önemli. Evet. Demin ifade ettiğim, edeceğim örnek şuydu. Bir profesör, hatta çok işte İslami ilimlerde de ileri seviyede bir profesör, çocuğunu danışmana getirmiş, psikolog benim arkadaşım. Ve ilk sözü şu. Ergenlik çağındaki çocukla baş etmekte güçlük çekiyor. Kitapları okuttuğu halde, dersler verdiği halde çocuk zıt tarafa gidiyor ve baba rahatsız oluyor. Geliyor diyor ki psikoloğa, işte diyor size diyor dinsiz Fırat'ı getirdim. Hadi, yani Fırat değiştirerek söylüyorum ismini. İsim zikretmiyoruz tabii etik olarak. Psikolog arkadaşım diyor ki, hocam diyor, isterseniz diyor bu tiplemeyi, bu isimlemeyi bir değiştirelim diyor. Hı-hı. Nasıl değiştirelim? Dinsiz Fırat demeyelim diyor. Hı-hı. Bu damga çok ağır. Bu damga çıkmaz. Onu farklı yönlere iter, hı-hı. inatlaştırır. Ne diyelim? Ergenlik çağında olduğu için kendini arayan Fırat diyelim hı-hı. diyor. Fırat kendini arıyor diyor. Hı-hı. Aslında hı-hı. o dinsiz Fırat değil. Evet. O halde yaklaşımımız olumlu. Çözüm odaklı olursa son derece iyi olur hocam. Geçen evet. çok beni derinden yaralayan bir haber aldım 2 gün önce. Kız kardeşimin arkadaşının kızı ağlıyor hüngür hüngür. Kız kardeşim soruyor Eskişehir'de neden ağlıyor diye. Gazze'de yaşanan bu dramı görüyor. Çocuk ölümlerine engel olamadığını görüyor. Ve çocuk diyor ki bu dünyada artık yaşamanın anlamı yok diyor. Ben diyor yaşamak istemiyorum diye hayatına son veriyor. Yani bu tür olaylar var. Baş edemiyor.
Yani bu acıyla, bu haksızlıkla, bu zulümle, bu soykırımla baş edemiyor ve hayatına kıymayı bir çözüm olarak görüyor. İşte burada ahiret inancı devreye giriyor. Evet. Ahiret var. O çocuklar cennete gitti. Cennetin bir kuşu oldu. Şehit oldu ve inşallah orada bir ölünce dünyada bin diriliş olacak. Yeni İslamiyet'i merak edenler olacak. İnsanlık ayağa kalkacak. Ve ahiret inancı var. Siz tahammülünüzü Allah'ın tahammülünden öteye götürmeyin. Allah bu mülkün sahibi değil mi? Evet. Allah bunları görmüyor mu? Görüyor. Kainatta adetullah kanunu var. Allah kahredemez mi? Kahreder. Allah ebabil kuşlarını gönderemez mi? Gönderir. Ama o anda bütün dünya Müslüman olur. İmtihan sırrı ortadan kalkar. Yani bunun sonucuna bakmamız lazım. Yani buradaki zorluğun arkasından nasıl bir kolaylık gelecek? Evet. Ben dünya insanlarının hangi dinden olursa olsun bu zulme, bu haksızlığa, bu çocukların çektiği sıkıntıya vicdanların tahammül edeceğine inanmıyorum. Evet. Ve büyük bir uyanışın, büyük bir gelişmenin, ailelerin hatta Türkiye'de hangi siyasetten, hangi görüşten olursa olsun vicdanların uyanacağına, insanlığın ayağa kalkacağına, bu insanların çocukların ölmesinden sonra insanlığın ölmeyeceğine, insanlığın ölmeyeceği için insanların çalışacağına inanıyorum. İşte bunun için de öğrenen aileler olmak, yani yapıcı aileler olmak, açık iletişimi sağlamak, insanlara bu evrensel doğruları anlatmak ve bunun bir eğitimde, milli eğitimde, üniversitelerde karşınızda insan var. Yani benim duygularım var, sizin de duygularınız var. Yani bunu damgalamadan, ötekileştirmeden, etiketlemeden, yapıcı üslupla tartışmak. İnsanlık var, insan var, vicdan var, insan hakları var, evrensel doğrular var, sevgi var, saygı var, haklar ve sınırlar var. Evet. Dolayısıyla insanlar düşünecek, aileler düşünecek ve öğrenmenin hızla gelişeceğine inanıyorum. Dolayısıyla olumlu bakış açısı, çözüm odaklı bakış açısıyla çok güzel gelişmelerin olacağına inanıyorum hocam ailelerde. Tam burada Nadir Bey'in aklıma geldi söylerken. Şimdi biz millet olarak eleştirisi bol, takdiri çok az olan bir millet. Evet. Eleştirimiz bol ama takdire gelince bu az. Acaba neden böyle oluyor? Şimdi tasavvufun birinci dersi incitmemektir. Tasavvufun son dersi de incinmemektir. Hmm. Bizim ailelerde hem incitme oluyor bu özellikle sıkıntılı ailelerde hem de incitmemek oluyor. Birinci ders incitmemek. Ya kendinize dikkat edersiniz. Sözünü özenle seçersin, cümleleri tane tane seçersin, kimseyi kırmazsın, incitmezsin. Evet. Bu birinci ders, fazla zor değil. Bunu... Hocam rahmetli Abdurrahim Karakoç'u da analım değil mi? Evet. Çiçeklerle hoş geçin, gülü incitme gönül. Ne çok, kadar güzel değil güzel, mi? Evet. İncitmemek yani. Ama incinmemek zor. Evet. Çünkü bu son dersi tasavvufun diyor, evet. Son ders. Yani o belirli merhalelerde kolay mı hocam? Geçtikten sonra oraya geçeceğiz. En hocam zor. Aslında kolay. En zor değil gibi, mi Nihan hocam? Şimdi Nihan Hanım psikolog bunu çok iyi bilir. Estağfurullah. Şimdi biz sözlerimizi özen gösterirsek kimseyi kırmayız. Ha şimdi kişisel algılanmasak, üstümüze almasak olup biteni o zaman da incinmeyiz. İşte o zaman önce, alınganlık mı göstermememiz gerekiyor? Göstermememiz lazım. Az önce dediğin gibi çocuğa orada çocukla kendine arayış içerisinde yani ondan incinmeye etiketlememiz gerekiyor. Etiketlememeye evet. Ondan incinmeye gerek yok. İşte bu açıdan baktığımızda gönül yapmak lazım. Yani bir batılı yazar diyor ki bir okşayıcı söz gönül okşayıcı sözde diyor iki ay yaşayabilirim. Bir sözde diyor, gönül okşayıcı sözde. Bunlar bizde eksik. Evet. Yani bunlar aile içerisinde birbirimizi övecek, güzel söyler söyleyecek, gönlünü alacak aile üyelerinin bir elimizde bir döküman olması lazım. Evet. Hatta ben aile danışmanlığında diyorum 50 tane sözünüz olsun.
öğretin yani bu size genelde danışanlara. Hı hı. Bunları bu sözleri konuşsunlar. Yani insanlar güzel söz duymak hocam istiyor. Gönül almakla gönüllülük arasında nasıl bir ilişki var? Nihan hocam siz gönüllülüğe vurgu yapmıştınız. Evet. Siz ne dersiniz bu konuda? Nadir hocamın moderatörlüğü gerçekten çok keyifli. Güzel sohbet. Çok, güzel evet oluyor. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Gönül almaya da gönüllü olmamız lazım. Şimdi biz alınganlığa çok açığız. Alınganlık çok kıymetli gerçekten. Kabul meselesiyle alakalı. Yani karşıdan gelenle ilgili ben nasıl bir kabulde bulunuyorum? Yani Nadir hocam beni burada gerçekten kırmak için yaptı diye düşünürsem alınganlığa çok açık olabilirim. Ama ben dersem ki Nadir hocam çok iyi niyetli birkaç cümle söyledi. Örnek veriyorum. O zaman burada alınacağım bir şey yok. Hocam Türk müziğinde belli bir nota sistemi vardır. Ve önünüzde yazan notaları bir sisteme göre okuduğunuzda her birinin bir karşılığı var. Şimdi bunu dört sesten çalmak denen bir şey vardır. Genelde Türk sanat musikiyesi eserleri dört sesten çalınır. Dört sesten çaldığınızda artık sizin do notası olarak görüp do notası için bastığınız yer, ben keman için bahsediyorum, bastığınız yer artık fa'ya döner. Sizin do dediğiniz şey, do olarak gördüğünüz şey artık fa'dır. Yani parmağınızı ona göre değiştirirsiniz. Bu tamamen insanın aklına kabulü getiriyor. Yüklediğimiz anlamı. Evet. Yani karşıdan gelen şeyi ben nasıl kabul ediyorum? Eşim işten geldi. Yüzü asık. Ben içimden diyorum ki bak görüyor musun? Gene beni gördüğü için mutsuz oldu. İşte bu adam da hep böyle. Bir günde olsun eve geldiğine sevinmiyor. Ben içimden bir hikaye yazdım. Kendi kendime kırıldım. Sonra sofrayı bir sinirle kurdum. Çatalı kaşığı vurdum masaya falan. Adamcağızın da hiçbir şeyden haberi yok. Haberi yok. Ondan sonra o da diyor ki ya şu kadının bir gün yüzü gülmüyor. Şurada bir yemek yiyeceğiz. Çatalları bile böyle koy. Kim bilir neye sinirlendi. Arada iletişim yok. Ne oldu? İkisi de birbirine kırıldı. Kapıyı açtığımda, yüzünü asık gördüğümde ilk aklıma gelen şeyi hani kabul dedik ya. İlk kabul ettiğim şey eve geldiğini sinirli, üzgün olması yerine. Ya acaba ne olmuş olabilir hayatında diye bakmaya empati başladığımda kurarak, anlamaya çalışarak artık o zaman alınganlık değil. İşte o zaman anlamaya gönüllü. İşte önce iletişimde zaten hocam önce anlamaya çalışmak. Evet. Anlaşılmayı beklediğimiz için biz iletişimde sıkıntı yaşıyoruz. Önce anlamaya çalış, önce sonra anlamaya anlaşılmaya. Çalış, sonra anlaşılmayı bekle. Ve iletişim dil olduğu için dil de sadece sözlü değil beden dili de olduğu için orada kodları çözmek. Evet. Kodları çözmek. Yani decoder yanlış algılama yapıyorsa, kesinlikle, kodu yanlış çözüyorsak o yanlışlık sarmalı devam ediyor. Orada da vesveseler, kesinlikle, ve suizan devreye giriyor. O halde suizan değil, hüsnüzan. Evet. Mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka iyi bir düşüncesi vardır. Ben eşime güveniyorum. Evet. Ben çocuğuma güveniyorum. Mutlaka iyi bir altında amacı vardır. Evet. Ben yanlış anlayabilirim. Kusur bendedir dediğimizde zaten o kabulü alıyoruz. Gelen topu göğsümüzde yumuşatıyoruz, alıyoruz, pas veriyoruz. Evet. Fakat onu sen benim göğsüme attın, kafama attın, sen bana nasıl atarsın dedi. Kontra gönderdiğimizde kavgaların önü açıldı. Evet. Harika bir konuyu açtınız. Hocam çok bir güzel. Yandan siz bahsederken aklımdan geçen konu sizin de kitabınız bununla ilgiliymiş. Öğrenen aile modelinde evimizdeki elmaslar dediğiniz kısım. Şunu da düşündürüyor bahsettikleriniz. Şimdi biz bütün iyi yüzümüzü, iyi niyetimizi, iyi yaklaşımımızı evimizin dışındakilere göstermeye çok açığız. Harika, çok yani önemli tespit. Arkadaşlarımıza her türlü fedakarlığı yaparız. İş yerindekilere her türlü fedakarlığı yaparız. Bizden bir şey istenir. Her türlü fedakarlığı yaparız. Evet. Ama o fedakarlık yapma kotamızı sanki doldurmuşuz gibi eve geldiğimizde pert yakınımızdaki aile üyelerimize göstermeyi öncelemiyoruz. Biraz daha çok amiyane tabirle sanki cepte görüyoruz biz bu ilişkileri. Aynen. Çok halbuki güzel. İlk olarak bizim bütün yatırımımızı öncelikli olarak yapmamız gereken yer ailemiz. Çünkü ne olursa olsun günün sonunda artık biz ailemizle beraberiz. Hayat geçip gidiyor. Evet. Biz bundan başka programlarımızda da bahsetmiştik. Sizler evlat sahibisiniz. İki tane yavrunuz evlenmiş gitmiş. Evet. Artık ev nüfusu giderek azalıyor. Evet, azalıyor. Özlüyoruz çocuğu. Günün sonunda Allah ömür versin eşinizle baş başa kalacaksınız. Evet. Şimdi düşünelim böyle bir aile hayatını. Bizim öncelikli olarak kıymeti kime vermemiz gerekiyor? Önce çekirdek ailemize, eşimize vereceğiz. Çünkü günün sonunda biz bu hayatı beraber geçireceğiz. O yüzden işte evimizdeki elmaslar hangi nazardan bakarsak o nazardan davranacağız. Mutlulukla alakalı da böyle. Ben evime nasıl bir nazarla bakarsam onu yeşertmiş olacağım. Hocam buyurun alalım ekleyeceklerinizi. Şimdi
çok güzel noktalara geliyoruz. Şimdi o zaman insan ailesini çok iyi tanımalı. Çok iyi tanımalı. Yani ailede fertleri neyin rahatlattığını ve onun neyin üzdüğünü çok iyi bilmesi lazım. Ha, burada biraz genişlemesine de belki bir çalışma gerektiriyor. Şimdi diyeceksin nasıl tanımaz adam? Ben yıllarca boşanma avukatlığı da yaptım. Evet. 20 sene evli fakat eşini tanımıyor. Hocam tam bu yani noktada bir izleyici sorumuz var. Yani eşinin neyi sevindirdiğini, hangi sözden hoşlandığını 20 sene olmuş hocam bilmiyor. Hocam bir reaksiyon var, bir izleyici sorusu var. Size evet. Bir soru geliyor. Bu izleyici sorumuzla beraber bence evet. Bu cevabınızı dinleyelim. Her ikinizden de fikrinizi alacağım. Çünkü tam bahsettikleriniz de işte birbirimizi tanımakla da paralel olacağını düşünüyorum. Şöyle soruyor izleyicimiz. Hocalarımız bahsetti ki ailedeki sohbetler azaldı. Evet. Eşlerimiz eve geldiğinde yorgun olduklarını söylüyorlar ve sessiz bir ortam istiyorlar. Çocuk sesi dahi duymak istemiyorlar. Nasıl sohbet açalım ki konuşalım diyorlar. Çok güzel. Şimdi, güzel bir soru. Şimdi iletişimde az önce Nadir Bey de dedi. Üç kanaldan mesaj gönderiyoruz. Bunlardan birisi beden dili. Yani görüntü. Beden dilimizin payı iletişimde %55'tir. Ses tonunun yani nasıl söylediğimiz ses tonunun payı %38'dir. Evet. Sözlerin payı sadece %7'dir. Evet. Buna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Evet. O zaman bu sohbet ortamını açarken sohbet sorularla başlar. Ama bu sorular karşımızdaki insanı rahatlatıcı sorular olmalı. Sorguya güzel sorular olmalı değil, ve evet yani onu soruların içerisinde yargılama, suçlama olmayacak, evet. Genelleme olmayacak. Gönül okşayıcı sorularla açacak, merak olacak ve bu şekilde adım adım sohbet yürüyecek. Şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Sohbet nutuk çekme değil, paylaşmak. Kesinlikle. Yani diyelim ki eşlerden birisi uzun uzun konuşup öbür tarafa söz hakkı vermiyorsa bu sohbet olmaz. Evet. Nutuk çekme olur. Karşılıklı olarak paylaşmak duygularını, düşüncelerini. Acaba o ne düşünüyor, ben ne düşünüyorum diye bunu açmak lazım. Sohbetle beraber duyguların da paylaşılması var. Evet. Ve bu şekilde aileyi güçlendirebiliriz. Yine burada yapılan bir yanlışlık var. Biz sanıyoruz yani evlendiği zaman iş bitti. Nadir Bey defalarca vurguluyor, öğrenen aile. Öğrenen ailede bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir aile ya gelişir ya da yıkılır, çöker. Olduğu gibi durmaz. Bisiklete binme gibi. Hareket etmek lazım. Ha, buraya bir çiçek dikmişsiniz, bu çiçeğe su vereceksiniz, havalandıracaksınız, gübre vereceksiniz. Çiçek yeşil versin, boyu atsın artık. Ailede de ailenin bütün fertleri, kadın, erkek, çocuklar sorumluluğunu taşımalı ve evet. Her gün bir şey öğrenmeli, gelişmeli, kesinlikle. Kendisini yenilemelidir. Bu yenileme içerisinde işte sohbet gelişiyor. Yani kadın eşine der ki bugün iş yerinde ne gibi bir gelişmeler oldu? Hı hı. Bir soru. O zaman onları bahsedecek, sohbet başlayacak. O tekrar sözü bittiği zaman geri bildirim alacak, onu söyleyecek ve bu şekilde çocuklar sohbete dahil edilecek. Evet. Ya bugün gene hep sıkıntılardan da bahsediyoruz zaman zaman. Yani kafelere bakıyoruz, gençler oturuyor. Hep aynı emsaller, tecrübelere kıt. Ben diyorum ki bu gençlerin içerisinde emekli olmuş mesela edebiyat öğretmenleri var, öğretmenler var. Hocalar var, profesörler var. Bunlardan da serpiştirsek aralarına da hani bunlardan faydalansınlar. Ve o sohbet ortamını öğrenebilsinler. Şimdi sohbetle beraber beyin de buna göre değişiyor. Yani insan orada bir başarı sağladığı zaman beyinde bildiğiniz gibi mutluluk hormonları sağlıyor, dopamin gibi. Evet. Ve kişi gitgide rahatlıyor. Yani konuşan insan konuştukça konuşmak ister. Kendinden bahsettikçe bahsetmek evet. ister. Ve o zaman beyin bu mutluluk hormonlarını salgılar. Mutluluk hormonları salgılandıkça daha mutlu olur ve ev tam bir huzur ortamına evet. gelir. Bu
evin içerisinde sohbetleri canlı tutmadığımız müddetçe annenin kızıyla, baba evladıyla, erkekle birlikte çoluk çocuk bir masa etrafında, az önce Nadir Bey bahsetti, aile sohbetleri yapıyoruz dedi. Yani bunları canlandırmadığımız müddetçe o aile içerisinde yetişecek çocuklar sağlıklı bir aile kuramaz. Şimdi eğer bir anne çocuğuna okuyamıyorsa, dokunamıyorsa, onun çocuğu da kendi ailesine dokunamayacak. Peki niye dokunamıyor çocuğuna? Çünkü onun saçı okşanmamış. Evet. Yani sevilmemiş, ihmal edilmiş. Evet. O da anne olmuş, o da kendi çocuğuna dokunamıyor. Evet. Ama çok önemli bir nokta çok var. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok önemli bir şey var burada, önemli. Eğer anne ile çocuklar arasında bir soğukluk varsa, yapılan bilimsel çalışmalar var. Ki bir tanesi aklıma geldi. 35 yıl süren bir çalışma. Anne ile baba arasında, aile arasında bir soğukluk. Yani soruyorlar. İlişkiniz nasıl? Sıcak. Biraz soğuk. Orta. Böyle derecelendiriyorlar. Anne ile baba arasında, yani aile ile çocuk arasındaki ilişkisi soğuk diyenler, 2 sene içerisinde, orta yaş döneminde, bunların 2 sene demiyorum da orta yaş döneminde kanser, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi kalıcı kronik hastalıklara yakalanma ihtimali %81 diyor. Evet, ilginç. Sayın Hocam, evet. Çok önemli. Kaynağını da yaptınız, söyleyelim. Evet. Seninle başlamadı kitabında. Evet. 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 Okunabilir dinleyicilerimiz. Evet. Evet, değerli hocam, bu sohbetler çok güzel fakat nasıl başlayacağı konusunda sorun var. Kapıdan girdi, stresli bir gün yaşamış, stresli bir şekilde patlayacak bomba olarak girdi içeriye ve içeri girdi, bana dokunmayın, bugün berbat bir gün yaşadım. Peki empati kurmayı fark etse eşi ne yaşadı acaba? Kesinlikle. Çocuklarla birlikte evin temizliğiyle, ev kadınıysa veya işte alışverişi yaptı, evin temizliğiyle uğraştı, evi hazırladı, ev kadınıysa, peki çalışan bir kadınsa o da ne yaşadı işinde? O halde burada bir paradigma dönüşümüne ihtiyaç var. Bu bakış açısıyla o ailenin krizleri bitmez, tartışmaları bitmez ve olumlu beklenti içerisine giremeyeceğimizin işaretlerini veriyor. Burada ailede çok önemli olan sabır, saygı, sevgi ve sadakat. Bunlar son derece önemli. Sabır göstermek, anlamaya çalışmak iletişimde. Anlaşılmayı beklemeden anlamaya çalışmak. Tamam. Erzurum'da bir söz var. Gelinlere, yeni evlenenlere tarif ederler, anlatırlar. Biriniz taş olursa biriniz torpak olun. Yani biriniz taş olursa biriniz toprak olun. Yani birisi taş gibi olursa sen de taş gibi olma. İki taş şak olur. Yani parçalanır. Toprağa vurduğun zaman da dökülür. Anlık empati kurarak, anlık kendini ayarlamak burada son derece önemli fakat kalıcı değil. Anlamaya çalışmak önemli fakat kalıcı değil. Yani sabır göstermek, saygı göstermek, sevgi göstermek, sadakatle yuvayı devam ettirmek için iletişim kalitesini artırmak, duygusal zeka becerilerini artırmak son derece önemli. Duygusal zekada önce kendini tanımak, sonra karşısındakini tanımak, empati kurmak, düştüğü zaman ayağa kalkmak, sürdürülebilirlik dediğimiz kendini motive etme duyguları son derece değerli, son derece önemli. İşte burada ben şunu öneriyorum. Bu tarz sıkıntıları yaşayan aileler önce normal bir zamanda, sakin bir zamanda aile ilkelerini belirlesinler. Normal bir zamanda bunun kalıcı, sürdürülebilir olmadığını, nitelikli zaman geçirmeleri gerektiğini, nitelikli zaman saatleri belirlesinler. Hafta sonu birlikte kahvaltı yapsınlar, pikniğe gitsinler, çocuklarıyla oynasınlar ve mutlaka konuşsunlar. Evet. Konuşamadıkları zaman ailenin sürdürülebilirliği imkansız bir noktaya doğru gidiyor. Evde mesela morali bozuk olsa da değiştirsinler. Yani değiştir, şarkıyı değiştir, düşünceyi değiştir. Zaten duygusal zekadaki çıkış yollarından biri bu. Başarılı insanların özelliği çıkış yolu bulmak. Yani şoförlük yapıyorsunuz, önünüzde araba var, fren yaptı. İyi şoför hemen sağa sola kaçar. Duramıyorsa kaçar. Mesela yol tıkalı, navigasyon size bir yolu gösteriyor, yol tıkalı.
yan yollara gidebilirsiniz. Yeni alternatifler bulabilirsiniz. Altından üstünden dolaşabilirsiniz. O halde biz bir nitelikli zaman geçirmemiz gerekiyor. Bizim bir okuma saatimiz var. Gel bakalım sevgilim, hayatım, aşkım, yeni moda tabirlerle. Hoş geldin. Zor bir gün geçirdiğini anlıyorum. Önce bir soluklan bakalım. Önce bir şu kahveni bir iç. Önce bir çorbanı iç. Evet. Bir rahatla. Ondan sonra bizim bir okuma saatimiz vardı. Hadi çocuklarla 5 dakika bir kitap okuyalım. Hadi bugünü bir değerlendirelim bakalım. Sorundan uzaklaştırmak. Hadi bir kafayı değiştirelim. Çünkü içinde bulunduğunuz depresyondan çıkmanın yolu oradan zıplamaktır. Yani farklı bir yola çıkmak. Depresif bir halden. Yani oradaki moral bozucu bir atmosferden kafayı değiştirmektir. Hadi farklı şeyler konuşalım. Farklı oyunlar oynayalım. Yemek saatinde konuşalım. Okuma saatinde konuşalım. Ve hafta sonu farklı bir etkinlik yapalım. Sinema, tiyatro, müzik. Bu etkinlikler, farklı meşguliyetler o aileyi rahatlatacaktır. Yani hobilerin olması. Yani vaktimin daraldığını fark ediyorum. Hemen bitiriyorum. Kalıcı çözüm bulabilmek için ailenin hobilerinin olması, bir müzik aleti, bir spor etkinliği, çocuklarla oynamak ve o değerli olan insanı kırmamak. Siz dışarıda depresif bir hal yaşadınız. Zor bir gün yaşadınız. Ben de zor bir gün yaşamış olabilirim. O halde bunu çözüme odaklamak için, çözüm bulmak için yeni yollar, yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. Evet. Ne kadar zamanımız kalıyor? Bir 5 dakikamız var. 5 dakikamız kalıyor. Evet. Siz toparlayabilirseniz ondan sonra biz de son şeyleri toparlarız. Tabii ailede sohbet önemli. Çok önemli dediği gibi. Olmazsa olmaz. Şimdi sohbet etmek için de aile fertlerinin birbirini sevmesi lazım. Evet. Burada sevgi ön plana geliyor. Sevmek için de anlamak lazım. Anlamak sevmektir. Evet. Anlamak sevmektir. Anladığımız adamları severiz. Anlamadığımızı sevemez miyiz hocam? Evet. Anlamadığımızı bütün düşmanlıkları araştıralım bakalım. Hep arkasında bir anlamamazlık var. Tanımamıştır onu. Tanıdıkça seviyoruz. Tanıdıkça severiz. Evet. Anlamak sevmektir. Şimdi bir de bir gene bir yazarın sözü bu, gülümsemenin güzelleştirmeyeceği yüz yoktur. Ya biraz buna önem verelim. Evet. Çeşitli makyaj ürünleriyle, kozmetiklerle, yüz masraflarla güzelleşmeye çalışmaktansa biraz yüzü güzelleştirmeye gülümsersek zaten o yüz güzelleşir. Gülümsemenin güzelleştirmeyeceği yüz yoktur. Bu işte anlatılmayan bu yani. Evet. Onun için de burada insanlara güzel konuşmak. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 83 diyor ki insanlara güzel söz söyleyiniz diyor. Evet. Ve bunun için de gayret sarf etmemiz lazım. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Eğer bunu mutluluk da öyle bir alışkanlık haline getirirsek o artık bizim bir parçamız oluyor. Evet. Yani onunla özdeşleşmiş oluyoruz, onunla birleşmiş oluyoruz. Bu yönüyle aile içerisinde nasıl konuşacağımız, nasıl oturacağımız, nasıl insanların yüzüne bakacağımız çok önemlidir. Nasıl iş yapacağımız, nasıl davranacağımız çok çok önemlidir. Pek çok insan bakıyorum günümüzde evleniyor, bir çay demlemesini bilmiyor. Nadir Bey, yemek yapılmasını bilmiyor. Pek çok kavgalar bu yüzden oluyor. Onlar boşanma kısmında inşallah o konuya başka bir şey de geldiği zaman konuşacağız. İşte kendimizi işe yarar konuma getirmek. Yani kendimizi parlatmamız için kendi üzerimizde öncelikle çalışmamız lazım. Hep başkasının üzerinde çalışıyoruz çoğunlukla. Onları değiştirmeye çalışıyoruz. Yani ben bir boşanma davasında yaşadığım bir hadise var işte, boşandı, dava bitti, çay içiyoruz, böyle olur, bittikten sonra dedim, bu erkekti dedim, hayırlı olsun, belki ileride dedim bir daha da evlilik düşünebilirsin dedi. Hocam bundan sonra dedi, evleneceğim ama onu ben yetiştireceğim dedi. Evlendiğim kızı dedi ben yetiştireceğim deyince ben şaşırdım. Çünkü bu arkadaşın davranışları büyük kısmı yanlış. Onları doğru sanıyor, o yanlışları aynı kişiye yeni evlendiğine şey yapacak. Bir mutsuz evlilik daha çıkacak. Bir de iç olacak. Yani onun için de
iletişim tekniklerini çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Az önce Nadir Bey de bahsetti. Bunlar öğrenilebilen davranışlar. Evet. Yani şöyle bir iki sayfalık bir nottur hepsi. Netice olarak yani. Ama alışkanlık haline getirdiğimizde çok daha güçlü aileler kurabiliriz. Ben bu arada Nihan Bey televizyona da çok sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir kamu görevi yapılıyor. Anayasamızın 40. maddesinde diyor ki aile Türk toplumunun temelidir diyor. Evet, evet. Devlet ailenin huzur ve refahı özellikle kadınların ve çocukların korunması için gerekli tedbirlerini alır, teşkilatını kurar. Evet. Yani devlete böyle bir yük yüklenmiş. Televizyon olarak bizler de Vav TV'de bu hizmetin bir parçası olmuş oluyor bu şekilde bu aile programlarıyla. Evet, elimizden gelen gayreti biz de bu vesileyle sarf etmeye çalışıyoruz. Kamu görevi yapıyorsunuz yani. Evet. İnşallah, inşallah faydalı oluyordur. Geçtiğimiz günlerdeki programımızda Serdal Bey konuğumuzdu. Serdal Hocamız tam onun bahsettiklerini anımsattınız bana. Amerika'daki intihar oranlarına bakıldığı zaman köklü bir aile geçmişi olanlarla olmayanlar kıyaslandığında bir aile kültürü, köklü bir aile geçmişi olmayanların buna daha meyilli olduğu ortaya konmuş. Çok güzel, evet. Yani bütün bu bahsettikleriniz bir aile kültürünü oluşturmayı anımsatıyor. Her ailenin kendi kültürü, kültür burada biraz daha belki metafor gibi ama her ailenin kendi yaşayışı ayrıdır ama yeter ki olsun. Yeter ki o ailenin birbirine bağlılığı olsun. Evet. Her zaman her soruna çözüm de bulamayız bu arada. Evet, biraz orada da hata yapıyoruz. Yani ikimiz de işten yorgun gelmiş olabiliriz. Biraz beynin farklı işleyişiyle de alakalı bu. Hanımlar bir derdini anlattığı zaman beylerden genelde tamam ama ne yapacağız şimdi? Bir şey yapma. Zaten bir şey yapması beklenmiyor. Dinle ve anlamaya çalış. Sadece sen bugün çok üzülmüşsün. Evet. Geri bildirim. Çok yorulmuşsun. Evet. Yeterli yani. Biz çok uzaklarda ve çok zorlaştırarak arıyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. İki sayfalık bir nota sığar bütün bu bahsedilenler. Sadece biraz daha gözümüzde zorlaştırmadan bunu yapmaya niyet ederek, öğrenmeye niyet ederek hareket etmemiz gerekiyor. Son bir dakikamız, bir dakikada son olarak ekleyeceklerinizi alalım. Evet, öncelikle bu güzel programı hazırlayıp sunduğunuz için, bizlere davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mutlu aileler olmak için öncelikle güçlü vizyona sahip, yaşam gayesini bilen, evrensel doğrulara ve medeniyet ilkelerimize göre inandığını yaşayan aileler, açık iletişim kuran aileler son derece önemli. Evet. Bunun için de sevgi, saygı, anlayış ve güzel görüp, güzel düşünerek, güzel konuşarak, güzel anlatarak, tebessüm ederek çözülemeyecek sorun yok diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Ben de bir cümle söylemek istiyorum son zamanda. Son olarak yani. Yani kadın ve erkeğin birbirini çok iyi tanıması lazım. Anlamak sevmektir dedik. Evet. Eğer bir kadın üşüyorum diyorsa, bu hemen çıkarıp ceketi ona vermeye lüzum yok, hadi şey yapma. O bana sarıl diyordur. Onda bir yalnızlık vardır. Onu o şekilde ifade ediyor. Anlamak lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Kendini Bilmek'te bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.